Spor Ajansı'na konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün Zafer Tüzün ve Savaş Çorlu bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Teşekkürler. Hocam sizinle ilk defa yayın yapacağız. Evet. Çok memnun i̇nşallah oldum geldiğinizde. İnşallah güzel katkılarda bulunurum size. Elbette hiç şüphemiz yok. Savaş uzun zamandır görüşemiyorduk. Sen de hoş geldin. Hocam kadar olmaz. Hocam bayağıdır görmüyorduk. Hocam da bir kez daha hoş geldi. Evet. İnşallah o bilgilerinden, birikimlerinden yararlanacağız. Tabii ki. Spor ne biçimde olan bir kişilik Zafer Hocam. Futbolcunu zaten biliyoruz. Biraz da şu anda Fenerbahçe'nin içinde ne oluyor? Futbolla önemli katkı sağlayacaktır bize yani. Kesinlikle gençleşmiş öyle. Bu arada hocam görmeyeli. Gençleşmişsin hocam yani. Şöyle yürüyüş yapıyorum her sabah. Yürüyüş her en şey. Güzeli. En güzel spor. Bütün hale geldi yapmadığınız zaman var ya artık mutsuz hissediyor insan kendini. Değil mi? Alışınca evet. Daha da fazla onun faydası oluyor zannediyorum. Evet. Bir de çok fazla takmamaya çalışıyoruz her şeyi. İşte en önemli şey. Ben o spor kadar önemli. Savaşçığım eskiden biz futbolu herkesten iyi biliyoruz. En az 500 maç oynadık, seyrettik diyebiliyorduk ama şimdi artık o kavram bence yok oldu. Çünkü herkes günde 3 tane 5 tane maç veriyor televizyon. Herkes seyrediyor, herkes biliyor herkes artık bu işi. Herkes seyrediyor, evet. Tabii şimdi o onun çok için. Önemli bir şey. Yeni jenerasyon bunları hatırlamaz. Mesela bir arkadaşımla o zaman ben 12-13 yaşında mıydım o Eskişehir maçında 4 penaltı attığım maçta. Mesela dün gibi hatırlıyorum, hadi maça gidelim demişti. O zaman daha çocuğuz, benden büyük bir abim vardı. Eskişehir Spor Camiası'nda önemli değil mi? O Eskişehir'de 4 tane penaltı atmak, o zaman televizyon yayınları falan yok mesela. Şimdi seni görünce direkt aklıma gelen maçlardan bir tanesidir hocam. O herkese nasip olmaz bir maçta 4 penaltı atmak. Belki arada eskilere de gideriz, güzel olur. Ama şöyle bir Fenerbahçe ile başlayalım isterseniz. Başlayalım. Ne dersiniz? Bu akşam önemli, kritik bir mücadele var malum. Lille karşısında sahaya çıkacak Sarı Lacivertliler ve 2-1'in rövanşında elbette turu geçmeye çalışacak. Artılarıyla, eksileriyle Fenerbahçe'yi konuşacağız ama maça doğru haberimizi ilk olarak bir izleyelim. Maç öncesi detaylara bakalım. Sonra biz de burada detaylıca konuşalım. Evet, şimdiden öncelikle başarılar dilerim tabii ki Fenerbahçe'ye. Hocam hemen size dönmek istiyorum. Şimdi 2-1 aslında çok da dezavantajlı bir skor değil ama elbette ki kazanarak rövanşa çıkmayı tercih ederdik. Yine de bu akşam bu karşılaşmadan beklentinizi sorarak başlamak isterim. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Önce Fenerbahçe'de yılların verdiği şampiyon olamamanın getirdiği birikim, Mourinho transferiyle, teknik direktörün gelmesiyle birlikte beklentilerin yükselmesi oldu. Tabii ki bu turu çabuk geçip ona Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayali gerçekleşecek evet. diye beklenti başladı. Böyle baktığımızda bugüne kadar oynanan 4 maç galiba. 4 maç genelinde şu genel manada baktığımızda Mourinho bana göre çok bir beklentileri şu anda karşılayamadı. Bu yüzden bence zorlu bir maç olacak, stresli bir maç olacak. Çünkü var olup olmama maçı olacak bir evet. yerde. Ama kadro kalitesi açısından Fenerbahçe taraftar bütünlüğüyle birlikte, taraftarın yarattığı o ambiyansla birlikte turu geçecek diye düşünüyorum. Dileriz ki öyle olur tabii ki. Bu genel bir yorum olsun. Birazdan evet. detaylara tabii ki geçeceğiz. Savaş hemen sana da döneyim. Sen nasıl bir mücadele bekliyorsun bu akşam? Hocamın o son söylediği şey çok önemli. Taraftarla birlikte dedi. Yani taraftar desteği son yıllarda hiç olmadığı kadar önemli ki Fenerbahçe'de çok daha fazla bir önem arz ediyor. Son 10 yıldaki o şampiyonluk beklentisi, kaybedilen puanlardan sonra ortamın gerilmesi, bunu futbolculara riayet etmesi bugün hiç olmadığı kadar ne Mourinho'nun performansı ne futbolcuların performansı. Taraftar burada bence o turda belirleyici etken olacaktır hocam. Sabırlı olması lazım. Çok belki gol gecikebilir. Çünkü son yıllarda Fenerbahçe stadında özellikle o kombine satışları, loja satışları, sponsor biletleri Fenerbahçe taraftarının eski o itici güç olma yolundan biraz geriye götürdü. Bunu derbi maçlarda da görüyoruz. Dolayısıyla burada birinci unsuru taraftara, ikinci unsuru da Mourinho'ya vermek lazım. Mourinho 4 maçta da hangi maçta farkını gösterdi? Hazırlık maçlara dahil bir şeyini göremedik. Çünkü Mourinho bir dünya markası. Evet. Mourinho gelirken 99 puan toplayan İsmail Hoca'nın üzerinde çok çok büyük beklentilerle geldi. Ne kadro tercihi, ne oyuncu tercihi, ne de sistem olarak baktığın zaman 4 maçında her yerinde eleştirecek bir şeyini bulabiliriz. Ama bugün o sihirli değneğini mi gösterir bize? Gerçek böyle o Portekiz'deki ilk dönemindeki Mourinho'yu mu izletir? İngiltere Premier Lig'deki Mourinho'yu mu izletir bilmiyorum ama elindekilerin en iyisini tercih etmesi lazım. Son maçtaki 11'den en az 2-3 tane farklı değişiklik yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz Szymański ilk önce bir Krunić hastalığı 3 maçta. Sonra Szymański'nin performansının bu kadar sahaya yansıtmaması adına olumlu yönde bir şeyler yapması lazım. Ferdi kafası çok karışık ama
en iyisini son maçı gibi oynaması lazım. Ki geçen hafta da son 3-4 dakikalı oyundan aldı. Belki son maçı falan gibi yorumlar neden oldu. Ya Fenerbahçe gibi oynarsa bu kadro, bu teknik adam ilk maçtaki o kötü futbolu bize biraz unutturabilirse 2-0 Fenerbahçe için taraftarın gücü olmayacak bir sonuç değil. Evet Savaş'cığım ya şimdi geçen seneki kadronun üstüne yapılan takviyelerle birlikte Mourinho'nun da gelmesi. Çok yukarı çıkardı. Evet. Ama şöyle genel manada baktığımız zaman geçen seneki performansını henüz yakalamış değil. Tabii üstüne koyması gereken geridesin. Takviyeler de yapmış. Evet. İki tane çok üst düzey meblağlarla ödenen yüksek bonservis bedelleriyle yapılan transfer. Ama geçen seneki futbolun şu anda yakalayamadı daha yani oyun anlamında. Evet. Bu beklentiler tabii ki biliyorsunuz biz Türk insanı olarak biraz çabuk sabrımız tükenir. Tabii, evet. Aceleciyiz. İnşallah tersi bir durum olmaz. Peki Mourinho sizce neden beklentileri henüz karşılayamadı? O istediği oyun biçimini neden henüz sahaya yansıtamadı? Şimdi İsmail Kartal'la birlikte benim takım arkadaşım. İsmail'i çok severim, iyidir. Onunla birlikte bir hava yakalanmıştı. Evet. Biz gol yesek dahi diyorduk ki tribünde seyrederken. Şimdi iki tane atarız kazanırız maçı. Şimdi o tedirginlik gitti. İsmail'le daha bir oyun şablonu sanki daha iyi oturmuştu. Mesela demin Savaş'cığım Şimanski'den bahsetti. Şimanski ceza sahasına girdiğini görmedim ben. Ama İsmail döneminde devamlı ceza sahasına giriyordu ve üretkendi. Evet. Böyle olduğu zaman bir El-Nesri geldi. Bu kadar büyük para verilen bir adam. Mesela geçen hafta oynamadı. Hazır gelmediyse o zaman bu kadar büyük para verilip de transfer edilen bir oyuncu nasıl hazır olmaz? Ben olsam almam öyle hazır olmayan bir oyuncu. Bu kadar büyük para veriyorsan direkt getirip 11'e oynatmam aynen, lazım. Aynen. Aslında hazır olması da beklenen bir oyuncuydu. Çünkü antrenmanlara çıktığını biliyorduk en azından. Öyle olması lazım. Evet. Çünkü büyük bedellerle geliyorsun. Ondan sonra hazır oyuncu gelmen lazım. Tabii şimdi egolu bir Mourinho. Geçmişi her ne kadar futbolda geçmişimiz geleceğimizi bağlamasa da ama beklentiler Mourinho'dan da yüksek. O yüzden bu maç kritik olacak Fenerbahçe için. Bundan sonra önümüze bakalım derler ya. Fenerbahçe'nin önüne bakması için kritik bir maç. Çok mesela, kritik yani. Hocam Şampiyonlar yine Ligi'nde çok olan ya da olmayan bir Fenerbahçe'yi ayrı değerlendiririz. Zafer abim, Zafer hocam yine çok güzel parattı. Dedi ya hani egolu dedi. Şimdi egolu geldiği zaman dedik. Mourinho Fenerbahçe'ye açıklandığı zaman burada programdaydık. Ne bekliyorsun dediler. Ya Mourinho'dan ne yapsa benim için sürpriz olmaz. Çünkü şöyle bir 20 yılına baktığımız zaman ego doğru, tamam yani yapmış bir teknik şey adam. Medya ile ilişki desek her hafta yeni bir polemik olabilir dedik. Yani basın toplantısında girmese gazetede çıkan haberlere göre ya da işte sosyal medyada gördüğü haberlere göre. Şimdi baktığımız zaman saha içindeki duruşu en son basın toplantısında dün mesela böylesine önemli bir maçı varken Okan Hoca'ya vermiş oldu. Yani Okan Hoca üzerinden yapmış olduğu bir şey. Konuşacağız tabii ki ama burada yani ya ne yaparsa yapsın benim için sürpriz olmaz. Şimdi mesela Mourinho'nun Okan Hoca'ya vermiş olduğu cevabı geldiği zaman konuşacağız. Bu kadar tartışılması benim için sürpriz değil mesela. Benim beklediğim bir hareket. Ve bundan sonra da göreceğiz. Ama keşke bunu bu maç öncesi değil de daha sonra konuşmuş olsaydı. Ben bu maçta tekrar söylüyorum. Mourinho eğer burada bugün iyi futbolla turu kaybetti falan değil. Kötü oyna iyi turu kazan. Ama Mourinho'nun felsefesi bu zaten. Nasıl evet, oynadığının hiçbir önemi 2-1, yok Mourinho. Roma dönemi en son Roma dönemi mesela. Olsun kazanalım 1-0 olsun 2-1 olsun. Yani kaybetmeyelim. Ama bugün o felsefeyi tamamen yıkmak lazım. O felsefeyi çürütmek lazım. 2-0 olması lazım. Tabii. Eğer maç 2-0 ise 80'den 90'a ya da 85'den 90'a sana orada bir gol yiyip işte uzatmaya da götürebilir. Farklı bir şey de çıkabilir ortaya. Bugün bildiğin bütün sihirbazlıkları ortaya koyman lazım. Bunu sahaya yansıtacaksın. Futbolcularla maç öncesi o sahayı siz daha biliyorsunuz. Maç son toplantıda, statta, sahada, soyunma odasında. Hani ne yaparsın ama bugün bir sihirbazlık yapması lazım. Çünkü Mourinho'sun. İsmail Kartal'dan böyle bir maç öncesi ne bekliyorsun dersen ben futbolculardan bekliyorum derim. Çünkü beklenti İsmail Hoca'nın belli yani. Orada İsmail Hoca'nın ne vereceği belli. Biz İsmail Hoca'nın oyun felsefesinden daha uzaklaşmış ve o futbolu özler olduk 4 maçta. Hazırlık maçları da bu içine dahil. Ama bugün soyunma odasında kapatıp bütün sihirbazlıklarını futbolculara anlatacak. Futbolcular da buna uyması lazım. Yani yoksa aksi bir sonuçta Fenerbahçe yıpranır. Bugün eğer Lille karşısında olası bir kötü sonuç ya da herhangi bir şekilde yani beraberlik halinde bir spor halinde Fenerbahçe tam yolun başında yıpranır gibime geliyor yani. Senin söylediklerine ilaveten bir de daha az pozisyona giren bir Fenerbahçe var bu sene. Evet. Geçen sene çok daha fazla pozisyona giriyorduk. Ya bu sene mesela çok Adana Demirspor maçını ele alırsak çok genç bir kaleci. Belli iyi bir kaleci olacak ama
İki tane şut atabildik. O iki şutu da elinden kaçırdı mesela. Hocam o kadar güzel bir şey. Ben teknik adam olsam Mourinho'yu bırakalım. Siz teknik adamsınız ya. Ya Adana Demirspor oynuyorsunuz. Ligin ilk haftası. Vallahi de billahi de sağ kenarında olsam en az 3 tane o biraz önce saydığım oyunculara derim bir şut çekin derim. Belli ki bu kaleci heyecanlı. İnşallah yolu uzun olsun ki belli yani kumaşı sağlam. 15-16 yaşında bazen çocuklarını bakkala göndermeyen insanlar var yani. Bu çocuk orada 50 bin kişinin de maça çıkıyor. Yani. Sen buna şut emri vermiyorsun. Futbolcular belli ki yani hocadan gelen şey. Ona eğer 18'in dışından şut çekeceksen bunu gol atma şansın yüksek. Ya üstüne gelen topu çocuk. Evet yani. İki defa geldi. Güzel kapattı. Belli. O da çok normal. Bunu niye yaptırmıyorsun Mourinho hocam yani? Bunu yaptır. Ha sezon başı takımlar daha henüz hazır değil. Takımlar daha havanın da vermiş olduğu şartlar, sıcak hava. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Evet sezon başı Beşiktaş kazandı, Galatasaray kazandı, Fenerbahçe kazandı. Futbol anlamında baktığımız zaman da takımların hepsini konuşacağız. Ben açıkçası tam hazır olmadıklarını gördüm. Bahane var mı? Bahane üretemezler. Çünkü ne zamandır yeni sezon hazırlıkları. Mourinho geldi, Mourinho dün gelmedi. Hazırlık maçları var. Birinci haftada olsa bu kadar olumsuz futbol. Ama ligimiz için bence iyi olan bir şey. Bu senelik biraz daha çekişmeli geçecek. Evet öyle görünüyor. Yani Beşiktaş, Trabzon sanki dahil olacak gibi bu işin içine. İlk haftaya baktığımız zaman futbol olarak değil ama beklenti yine en az 4 takımın üzerinden. Evet, evet. Bunun üzerine Başakşehir de belki gelebilir. Belki başka evet. Çaykur Rizespor'un ben bu sene biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Yani geçen seneden daha yarışmacı olacağı kesin. Ama bize futbol anlamında hakemleri konuşmayalım. Birinci haftadan hakemleri konuşuyoruz hocam ya. Daha birinci hafta ya. Peki şimdi ligi de birazdan tabii daha detaylı konuşacağız ama Fenerbahçe üzerinde hocam acaba o beklentiler ve onların karşılanamaması Fenerbahçe'nin biraz hazır değilmiş gibi bir görüntü vermesinin sebebi Mourinho'nun ısrarla takım savunmasını oturtmaya çalışması olabilir mi? Çünkü biz Mourinho takımlarında hep daha kontrollü, daha takım savunmasını önceleyen, hücuma öncelik vermeyen takımlar gördük ama şimdi Fenerbahçe'nin kurulan kadrosu da aslında yani genetiği itibariyle biraz hücum etmek isteyen bir kadro. Acaba bu ikisi mi birbiriyle örtüşmüyor ve burada mı bir çatışma yaşanıyor? Bu mu oturmadı? Ama o kadar güzel söyledin ki Fenerbahçe'nin genetiğinde olan bir şey. Hele hele iç sahadaki baskılı oyunu bunu anlatmış olmaları lazım hocaya. Yani. Sanki oyuncular gitmek istiyor da hoca gitmeyin diyormuş gibi mi bir... Tabii geçen sene biraz daha özgürdü sanki oyuncular. Kendi kişiliklerini ve oyuncu kalitelerini daha iyi ortaya koyabiliyorlardı. Şimdi Mourinho'nun başta olması oyunculara da bir baskı. Sistemin dışına böyle çıkamıyorlar. Bu çok önemli. Yani İsmail Hoca'da bazı oyuncular, mesela sahayı yine diyorum hocam siz daha iyi biliyorsunuz. Hoca serbest bırakıp ama Mourinho ona vermeyebilir o özgürlüğü. Bir kişiye verir, iki kişiye. Fenerbahçe'nin özellikle geçen sene ilk yarıdaki oyunu olağanüstü bir oyun vardı. Herkes, yani neredeyse savunmacılar da dahil golcü, hep gol atmak isteyen. Hatta hatırlayın hep bol gollü geçen maçlar. Şimdi burada bakıyorsun bazı oyunculardan beklentinin altında. Bu da belli ki hoca oradan bir ayar veriyor. Bir frene bastıyor. Savaşçım yani. Senin söylediklerine paralel çok güzel bir şey söyleyeceğim. Tadiş'le Ceko geçen sene rest çekebiliyordu İsmail'e. Evet. Şimdi yapamıyorlar. Ama aynı zamanda da özgür de değiller sahanın içinde. İşte orası... Evet, ya aynı Tadiş'le Ceko şunu da dediler. İsmail Hoca yola devam edecekse biz yokuz da dediler. Ha. Yani futbolcu odaklı kulüp dedikleri iddia edildi. Yanlış planlama. Yani evet dedikleri iddia edildi tabii biz orada değildik. Ya eğer öyleyse zaten futbolcuya dayalı bir düzen yanlış bir şey. Hı hı. Ona rağmen demek ki Fenerbahçe geçen sene o 99 puanı iyi almış. Ama Tadiç Lezeko aynı karakteri bu sene gösteremiyorlar Mourinho'ya karşı. Yerleri de hocam şu anda garanti değil aslında. Yani oturmuş bir En-Nesyri kanatlarda yine oturmuş bir tablo veya işte Szymański yine geçen sezonki performansını sergilerse Tadiç ve Ceko aslında ne kadar 11 oyuncusu olacak da tartışmalı. Çok doğru. Szymański bana göre kariyerinin en iyi performansını geçen sene gösterdi. Hı hı. Şöyle bir baktığımız zaman geçmişine böyle bir performansı yok. Hatta ben ilk geldiğinde Rusya'dan bir arkadaşımla konuştuğumda Fenerbahçe'nin oyuncusu değil neden aldınız dedi bana. Aa. Ama inanılmaz bir performans gösterdi. Fakat ne yapıyordu? Arkadan ceza sahasına girip çok gol pozisyonuna giriyordu. Gol de attı çok. Ama bu sene o da yok. Öyle olmayınca da bize de diyoruz, biz de diyoruz ki ya bu sene Szymański kötü. Belki hocası öyle istiyor. Bence öyle istiyor. Olabilir. Eğer öyle istiyorsa o zaman da senin dediğin gibi hücum performansımız ne oluyor? Azalıyor. İşte o bir kişiye özgürlüğü verdiği zaman arkadan bir kişi daha geliyor. Takımı
kontrol etmek biraz zor olabilir. Yani o konuda bence çok ciddi bir disiplin var. Peki bu takımdan gerçekten Mourinho savunmasını beklemek gerçekçi mi hocam? Yani bunu bir noktada gösterebilir mi bu futbolcular? Yani 10 hafta sonra biz gerçekten Mourinho'nun hayalindeki takım savunmasını yapabilen ve takım hücumunu yapabilen bir Fenerbahçe görür müyüz? Yoksa bu biraz çok da gerçeklerle örtüşmüyor mu kağıt üstünde? Avrupa Ligi için belki bu söylediklerin geçerli ama Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'ye kaç atak yapabiliyor? Hele hele Şükrü Saracoğlu'nda. Ona baktığımız zaman bizim için dörtlü defans oyunu oynadığımız zaman önde de İsmail oynuyor veya Kurunic. Ondan sonra Fred gelecek belki. Ne olacağı belli değil. Ben takım savunmasının o kadar çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü artık basketbol gibi takım boyu kısaldı. Genelde 30 metrede oynamak istiyor takımlar. Toplar da giden gelen. Zaten ne dedi? Mert Müldür'ü oynatacağım. İleri geri koşabilecek kapasitede dedi. Açıklamasında. Evet, hazır dedi. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman takım savunması nasıl oturacak yani? Ha eksiğim var dese kabul edeceğim. Diyelim ki benim stoperlerimden ben memnun değilim. Stoper istiyorum. Kabul. Ama takım savunmasının nesini oturtturacaksın? Zaten Ferdi gidiyor. O şey gidiyor bizim. Çocuğumuz ne? Çabuk bir tane adamımız var sağ tarafta. Osay. Samuel. Enteresan bir çocuk yani. Zaten giden gelen adamlar bunlar. Bunlara geriye gelmeyi mi öğretecek yani? Anlayamadım ben takım defans şeyini oturtturmasını. Ya bir defa kendi oturacak o zaman. İstikrar daha tam olarak sağlayamadı ki. Baktığın zaman Mert Osay'ı sürekli değişiyor. Osterwalde, Cicu, Çağlar. Yani evet, savunma ikilisini şu de ana tam kadar bulamadı sabit daha. Bir şekilde bulamamasında bir sıkıntı var işte. Yani ben bugün 4 maç oynamışsın, 5. maçına çıkıyorsun. Hepsi birbirinden önemli maçlar. Ama sen o dörtlüğü bir şekilde oturtman lazım. Hani bir sakatlık olur ama sakatlık da yok. Ya bu savunmanın oturmaması şu ana kadar sabit olunca o zaman bir şeyler bekliyor. Belki de yeni bir transfer bekliyor. Fenerbahçe son 5 yılda 20 tane mi ne stoper aldı ya? Aldı. 20 tane var. Bakalım şöyle yani yetişemiyoruz artık hızına yani. Ama şu an kağıt üstünde çok iyi oyuncuları var. Ya çok iyi. İşte burada oturması. Ben mesela şimdi Çağlar Cicu olabileceği söyleniyordu. BK zaten aşağı yukarı unutuldu. Ya şimdi orada Ferdi çıkıyor, Cicu giriyor, Cicu bu tarafa Çağlar giriyor. Osterwalde tekrar buraya geçiyor. Son maç üzerinden başlıyor Adana Demirspor maçında. Bugünkü 11'ini gerçekten çok merak ediyorum. Yani muhtemeli göreceğiz ama ben hocadan bir sihirbazlık. Mesela şimdi Dzeko çift forvet hocanın şeyinde yok. Bugün böyle önemli bir maçta. Sen ne o beklediğin sihirbazlık Savaş? Yani Dzeko'dan vazgeçmeyeceği kesin çok seviyor ve hazırlık maçlarından bu tarafa da hatta 3 gol attığı maçta da benim en çok sevindiğim olay demişti. Bu kadar yatırım yaptığınız bir El Nesri eğer böyle 10 dakika oynayacaksa. Çift forvet oynasın. İşte o sürpriz. Ben onu soracaktım hocam. Bugün size İki tane gol lazımsa bugün o maç. Savunmayı orta sahayı nasıl yaparsan yap. İsmail'in önüne Mert Hakan'ı mı koyarsın? Oraya tek İrfan'ı mı çekersin? Peki yani, bir bakalım o zaman. Bir rica ederim arkadaşlarımızdan. Ben tartışmasız o ikisini oynatırım hocam bugün. O riski alırım işte sihirbazlık. Zaten içeride Fenerbahçe'nin hem ligde hem Avrupa kupalarında öyle oynaması lazım. Yani çift. Maksimini de oraya koy. Peki bir bakalım acaba öyle bir planı olabilir mi? Şimdi Livakovic, Mert Çağlar, Osterwolde, Ferdi, İsmail Szymański, Tadic orta sahası, İrfan Can Maksimen ve En-Nesyri olacak gibi gözüküyor şu anki muhtemel 11. Şimdi Dzeko yok burada baktığımızda ve Fred'in yokluğunda ilk defa Krunic yok. İsmail Szymański, Tadic Avrupa'da. Acaba nasıl bir görüntü verecek? Mesela kağıt üzerinde bu çok hücumcu bir kadro. Krunic geçen maçta ilk kez. 2-3 maç arka arka oynamıştı. Geçen maçta yoktu. Krunic çünkü hakikaten hocanın bu kadar niye ısrarla üzerinde durdu? Ben anladım. Her maçta tartışılan, her maçta 1 santim ilerleyemiyor. Valla ben bugün oynarsa yine şaşırmam bu arada. Yani şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sistem, bana göre sistem diye bir şey de yok da topun oynandığı yere göre sistem değişiyor. Şu dizilişe baktığım zaman ben olsam 4-1-3-2 oynarım Fenerbahçe'de. Bana galibiyet lazım, gol lazım. Adana Demirspor maçında da öyleydi sanki hocam ya. İsmail'i tek mi oynattı defansın önünde? İsmail, İrfan Szymański gibiydi. Yani İrfan, İsmail sanki tekti. Yani Adana Demirspor maçında da sanki öyleydi. Yani ama çift forvet oynamadık. Ha, tabii. Aslında Szymański yani. Ve Tadic'in ikisinin de çok hücumcu oyuncular olduğunu düşünürsek yine aslında hocam sizin dediğiniz gibi olmaz mı? Sahadaki yansıması. İşte öyle diziliş yapsa aslında bizim bu arkadaşlarımızdan daha iyi performans alabilir.
Ama şimdi defansın, dörtlü defansın önüne iki tane adam koyduğun zaman Fenerbahçesin sen yani. İki tane kontrol oyuncusu bana göre gereksiz. Hele iç sahada hepten bir gereksiz. Hı hı. Yani tek kontrol oyuncusu koy, İsmail o görevi iyi yapıyor. Veya Fred geldiği zaman Fred'i koyarsın oraya. Ondan sonra, ama iki tane defans önüne koyduğun zaman bir kişi eksik oynuyorsun. Aslında ben, bu bizim dizilişimiz ya hocam. Ben bu 11'den değişiklik bekliyorum. Belki Mourinho sizin dediğiniz gibi düşünerek Szymański Tadić ikilisini daha önde ben Adana Demirspor ama o da Mourinho'dan beklemediğimiz sanki, bir şey. Evet. Adana Demirspor maçının dizilişi biraz daha farklıydı. Sanki böyle İsmail tekti, İrfan, Szymański, Tadić, Maximen gibiydi sanki 4-1, böyle. 4-1-4-1 gibi. Evet sanki öyleydi yani, öyle hatırlıyorum ama maç içinde değişebiliyordu çünkü zaman zaman. Ben de diyorum ki Adana Demirspor kapandı mesela. Kapanıyor. Her gelen takım kapanıyor bize. Kontrayla çıkmaya çalışıyor. Defans güvenliğimiz kaybolduğu zaman. Şimdi sen çift forvet oynadığın zaman enteresan bir beyanat vermiş o Lille oyuncusu Adana Demirsporlu bir oyuncu. Dzeko'yu kontrol etmek zor. İki adamla kontrol etmek zorundayız diye. Şimdi onun yanına bir de El Nesli'yi koyduğun zaman ki galiba hareketli bir çocuk size'ına rağmen. Hı-hı. Çok uzun olmasına rağmen. Şimdi çift forvet oynadığın zaman orada iki stoper esir olacak. Peki hocam kimi çıkardınız bu denklemden? Çift forvet oynarsanız. Ben El Nesli'nin yanına Dzeko'yu da koyarım. Çünkü formda bir adam. Evet. Adaletli de olmak zorundasın futbolda. Eğer adalet dağıtmazsan. Yani Tadić'i de tercih eder diye düşünüyorum. İrfan Can mı hocam? Ya kanatlardan bir tanesini çıkarsak diye düşünüyorum. Çıkarsa diye düşünüyorum. Birinin orada, çıkması lazım. Maksimum da oynadığı zaman çok güçlü bir oyuncu. Ya İrfan'ı sonradan sokacaksın. İki veya kanattan birisi çıkar. Ben çift forvet bekliyorum. Yani ben hakikaten size onu soracaktım. Ezgi var arkadaşım. Ben hep kafamda bu maçta size gol lazımsa oraya çiftleyip savunmada biraz daha güçlü olmak lazım. Yalnız Maximen de biraz golü deneyen bir oyuncu olduğu için şimdi Dzeko, En-Nesyri, Maximen de bu sefer neredeyse 3 forvet ya, gibi. Çok klas pasları var. Hakikaten böyle çok çabuk kendini böyle unutturabilen, adam geçebilen çok, çok farklı bir oyuncu. Türkiye ligleri için geçerli bir adam ama golcülük özelliği yok. O işte burada acaba ikisinden birisi hocam bak ilerleyen saatte de akşam 11 böyle muhtemel açıklandı. Yani muhtemel 11 bu şimdi. Açıklandığı zaman İrfan Can'la Maximen'den bir tanesi acaba Mert Hakan olabilir mi? Burada Mert Hakan'a bir şey düşer mi? Mert Hakan çünkü cezalıydı. Ben hala Krunić oynar mı onu merak ediyorum. İnşallah oynamaz. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Krunić oynasa da oynamasa da çok fark etmez bu şu maçta. Neden? Defansın önündeki ön libero deniyor ya şimdi o kontrol oyuncusu. Krunić onu becerebiliyor. Zaten çok fazla ileri giden adam değil. Değil. Şimdi birden yükleniyoruz adama. İşte çok formsuz başladı. Niye oynatıyordu? Yok 80 dakika niye sabır etti bilmem ne. Hı hı. Biz bu kadar çabuk harcamamalıyız insanları. Siz beğeniyor musunuz hocam Krunić'i? Ya genel manada o bölgede işini yapan adam. Hı. Bak Fenerbahçe'nin iç saha performansını düşündüğümde geçerli bir adam. Deplasmanda oynatmam onu. Hı. Ama iç sahada çok fazla rakip üstümüze gelmediği için benim dediğim gibi. Ama o da tehlikeli hocam. İç sahada bu taraftar baskısı da biraz şey yapabilir. Öyle bir handikap da var yani. İç sahada o beklenti taraflar hemen. Çok tepki gösteriyorlar. Evet hocam bak o çok handikap. İç sahada hoca olarak o riski alıyorsunuz. Belki Mourinho da alacaktır. Ama gerçekten de Fenerbahçe taraftarının sabrı artık böyle en üst seviyede. En ufak bir olumsuzlukta faturayı Krunić'e kesebilirler ya da bir başka bu kültür de yeni başladı. Bizim zamanımızda böyle bir kültür vardı. Polis minibüsleriyle antrenmana giriyorduk. Öyle mi? Var tabii, mı? Tabii. Maçın daha ikinci dakikasında top ayağına gelen arkadaşlarımızdan mesela Ali Kemal Denizci'nin kardeşi Osman abi bizim takımımızda çok kaliteli bir orta sahaydı. Bir pas hatası yaptığı zaman ondan sonra seyirci bir uğultuyla böyle üstüne yükleniyordu. Bize diyordu ki aman bana atmayın. Sana atmayayım, ona atmayayım, bana atmayayım ne oluyor? Bana atmayın noktasına kadar etkileniyor mu etkileniyor hocam saha içinde oyuncu? Ya türbünde bir kişinin tek başına bağırması dahi aşağıya o kadar şey vakumlu geliyor ki. Ve direkt aslında nokta atışı görüyoruz. Aslında belki sadece bu bile Krunić'in oynamasının bir sıkıntı doğuracağını göstermiyor mu hocam bize? Ya zaten onu oynatacağını zannetmiyorum ben. Çünkü o bölgede şimdi İsmail iyi performans gösterdi. Fred'in yokluğunda ekstra öne ben iki tane oyuncu koyacağını zannetmiyorum. İsmail'i tek koyup Szymański evet o şekilde düşüneceğini zannediyorum. Ama tabii bilmiyoruz. El Nesri oynayacaksa Dzeko'yu demin söylediğim gibi futbolun adaleti varsa oynatmak zorunda. Çünkü
Her maçta çok gol attı. Başladı. Tabelayı değişti. Hocam sanki ikisi olacak gibi ya. Ben dün akşamdan bu tarafa ikisi olur mu diye düşünüyorum. Sen de orada aynı düşüncede olduğun acaba için. Acaba Maxim'in sağ kanatta oynar mı? Bak işte o olursa İrfan Can ya da Maxim'in bir tanesi kesilip orada Tadiç'in arkasında ya da kanat forvet gibi olabilir. Ama hangisi kesilir bilmiyorum. Tadiç'i yani. Gene sola koyup Maxim'ini sağa koyup. Olabilir. Şimanski önde de El Nesri Dzeko ikilisi. Bence daha üretken ya, olur. Bunu yaparsa hele bir de bunu yapıp benim turu geçerse. Benim Mourinho'dan açıkçası hiç beklemeyeceğim bir kadro. Ama işte bizi şaşırtması lazım. Ben hayatımda lazım. Mourinho'nun bu kadar hücumcuyla sahada olduğunu görmedim açıkçası. O zaman Türkiye'yi daha çabuk öğrenir. Çünkü skorlarla yaşayan bir taraftar kitlesi var, evet. Türkiye'de. Skorlar iyi olmadığı zaman başta futbolculara tabii. yansıyor, arkadan yönetime doğru yansımaya başlıyor. Tabii. Çünkü demin de söylediğim gibi yani uzun süredir şampiyon olamamanın getirisi, geçen seneki iyi dediğimiz kadro, dedik ki Ali Bey ilk defa, Ali Koç, iyi kadro kurdu dedik. Evet. Doğru. Şampiyonluk beklentisi çok yüksekti. Bu sene o kadronun üstüne takviye oldu. Kaliteli de bir hoca geldi. Yani beklenti yükseldi. Tabii ki. Şimdi tepkiler daha çabuk gelebilir. Ve hocaya da tepki gelebilir. Gelebilir. Hoca da egolu bir adam. Yani evet. O da rest çeker. Karşılıklı restleşmenin sonu Ali Koç'a gider. İşte o oraya giderse rest çekmenin sonu belli. Rest çekmenin sonu yani gelirken dedik Mourinho ne canavarı? Tazminat canavarı. Orada çok rahat bir şekilde rest çekebilir. Çünkü Türkiye'yi de biliyor. Taraftar camia istenmediği zaman iş bir yere geliyor. Bir yerden sonra ne oluyor? Mourinho da olsa Türkiye'de eğer başarı gelmezse yol ayrımı geliyor. Yol ayrımı da geldiği zaman da sonucu belli. Biz rakamsal anlamda. Ortegaları harcamış bir milletiz. Mourinho'lar, Bosque'ler, Ortegalar, futbolcu olarak baktığın zaman Anelka'lar neler neler hocam böyle baktığın zaman. Van Persie'ler yani bütün takımımızın her yerde sayarız böyle evet. sayı harcanan oyuncuları ama bir taraftan da Ezgi'ye şimdi katılmamak mümkün değil yani. Mourinho'nun böyle bir risk alması. Şimdi maçlarda baktığı yaptığı oyuncu değişikliklerini mesela bu maçta çift yapar forvet. Yapar mı yapar ama ben hiç görmedim açıkçası bu kadar hücumu düşünerek. Yani zaten olduğunu. Şimdi oyuncu değişikliklerine baktığı zaman geri kalan 4 maçta işte son ikisinde de Dzeko çıkıyor. En son El Nesri girdi. İşte Maxim'in çıkıyor, İrfan çıkıyor, Oğuz gibi. Mesela Oğuz Aydın da bana bu sezon bir patlama yapması gereken futbolcuların en başında geliyor. Bu sezon Süper Lig'de en çok çıkış beklediğin oyuncu kim dese ben Oğuz Aydın derim. Hani belli aslında kapasitesi. Geçen sezon en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Fenerbahçe'de eğer Mourinho o formayı verirse bu ligde en çok konuşacağımız oyunculardan bir tanesi olabilir. Mesela o bakıyorum hep 90-89 oynadığı maçlarda. Biraz daha fazla. Şans bulur mu? Ne zaman bulur? Bugün sürpriz yapar mı? Herhalde o da değil. Ama bugün Mourinho ne yapsa benim için sürpriz olabilir. Şu kadroda da çıksa benim için sürpriz olur. Ama bir iki değişiklik bekliyorum. Mesela savunma attı. Hani Osterwald'e Çağlar. Ciku bana göre... Mert de Çağlar'la oynayacağım diye bir sinyal verdi diye biliyorum. Evet, evet. Mert ve Çağlar'ı söyledi direkt. Ferdi zaten oynar. Peki hocam, ama bu tip Kurt hocalar hakkında çıkan bu transfer haberleri gidecek 35 milyon eurolar bunlar oyuncuyu nasıl etkiler? Şimdi Ferdi'nin profesyonel bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Gerçekten çok düzgün bir profil ama yani bir de işin psikolojik tarafı var. Gerçekten bir Ferdi'yi ben 2 seneden fazla altyapıda seyrettim. Ondan sonra hemen hemen bütün maçlarını seyrettim. İnanılmaz bir performans gösterdi. Ben bu kadar beklemiyordum. Hı hı. Çok güçlendi ondan sonra. Ama Avrupa mentalitesinde bir çocuğumuz olduğu için çok fazla kafaya takacağını zannetmiyorum. O her maç verebileceğinin en üst seviyesini vermeye çıkıyor. Çok ama fazla etkileneceğini düşünmüyorum. Son maç üzerine bakarsak biraz etkilenmiş. Benim de çok beğendiğim karakter olarak da ben futbolcunun sadece sahadaki o performansı değil karakter olarak da çok dikkat ederim. Bu kadar zamandır transferde adam olması, Fenerbahçe'nin kötü sezonlarında en iyisi olması... üstüne koyarak gidiyor olması yani hakikaten çok güzel bir şey. Milli takım içinde. Ama bu maçta sanki biraz etkilenmişti. Hatta ben 88'de hoca onu oyundan alınca acaba dedim bir veda maçı mı? Alkışlatıyor mu falan? Bunları da aklıma getirmedi değilim yani. Çünkü bunlar yapılıyor. Olabilir. Geçmişte bunu mesela Şenol Hoca Cenk'e yaptı. Bazen yerli yabancı futbolcular da son maçlarında yapılıyorlar. Ama bugün bu takımda en çok kime ihtiyaç var dersen Ferdi'ye ihtiyaç var derim. Bugünkü maç üzerinde. Hangi sistemde oynarsa oynasın Ferdi'ye ihtiyaç olacak. Şöyle yapalım mı? Bir Mourinho'nun basın toplantısını izleyelim. Hem Ferdi ile ilgili hem de diğer konularla ilgili önemli açıklamaları oldu Jose Mourinho'nun. Bir bakalım neler söylemiş, üzerine devam edelim.
Evet, Mourinho'nun açıklamaları bu şekildeydi. Bir önceki basın toplantısında Fred'i özlüyorum sözleri çok eleştirilmişti Mourinho'nun. Şimdi de Fred'i ve yeni oyuncuları düşünmek istemiyorum, elimdeki oyunculara bakmak istiyorum diye. Aslında belki bir nebze de kendini düzeltme ihtiyacı hissetti hoca. Zannediyorum çünkü takım içinde de bir etki yaratmıştır o sözler. İşte benim dediğim adalet bu. Evet. Şimdi belki adam orada esprili bir yaklaşım yaptı ama bizler cımbızla bir şeyi çektiğimiz için onu takım genelinde de takip ediyor futbolcular artık sosyal medyayı. Ya şimdi Fred'i özlüyor, biz neciyiz burada gibi de düşünebilir insan. O zaman insan. Fred oynasın. Evet. Yani ama bu tür ilişkileri düzenleyebilecek kapasitesi var mı Mourinho'nun? Futbolcularla diyaloğunun çok çok iyi olduğunu tahmin ediyorum. Eskiden de öyleydi. Şimdi de öyle. Futbolcunun da ona saygı duyacağını zannediyorum. Bu kadro kalitesiyle birlikte ya Fenerbahçe'de hedefler tükenmiyor Ezgi'cim. Yani geçen sene olamadık, bu sene olacağız. Avrupa Kupası'nda işte Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Aslında bu açıdan baktığımızda taraftarın verdiği ambiyansla, ki hakikaten bizim çok coşkulu bir taraftarımız var. Bunu becermemiz lazım. Beceremediğimiz zaman bana göre sorun. O sorunu yaratanı bulmak lazım. Çünkü sorun varsa yaratan da vardır. O zaman kim, ne, nerede, nasıl? Ya baktığımız zaman kadro kalitesi öyle değil mi Savaşçığım? Yani Fenerbahçe ligin üstünde bir kadro kalitesi var. Yapılan takviyeler de gördüğümüz kadar Maxim'in sene... çok iyi. Elnesli zaten golcü bir oyuncu belli. Yapılan transferler, Çağlar kendi oyuncunda bonservisi, Oğuz Aydın ligin en iyi oyuncusunu aldı. Evet. Maxim Enkesi aynı şekilde, Elnesir aynı şekilde. Geçen sezonun üzerine yani %30-%40 koymuş bu Fenerbahçe var. Evet. Şimdi Fred'in kelimesi, hocanın söylediği şey için Fred'i kim özlemez ki? Fred'i herkes özler. Yani Fred'i hangi takıma koyarsan koy, eksikliğini her hoca özler ama bunu söylemez. Hani Mourinho söylemez. Başka bir hoca söyler. Anadolu takımında bir maç yapıyorsundur Fenerbahçe'ye karşı. Çok önemli bir oyuncu var. Olsaydı daha iyi diyebilir. Ama Fred gibi en az 10 gömlek üzerinde dünya yıldızları oynamış bir teknik adam var. Bunu takımda soyunma odasında söylese, arkadaşlar Fred'i özlüyoruz. Bugün bu Fred bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Herkesin yüzüne bakarak, ama medyada söylediğin zaman yanlış yere gidebilir. Hadi Fred'in eksikliğini hissettik bile kabul edilebilir. Fred'i ama... özlüyoruz. Mourinho. Ya şöyle bir bakalım, en önemli dünya çapında takımlara çalıştın. Birçok dünya yıldızı onun kadar çalışan, hani Arsene Wenger'i falan çıkaralım. Mourinho'ya baktığın zaman böyle bir dünya yıldızları çalışan çok az hoca vardır. Evet. Ya tutun Ronaldo'sundan tutun kim bilmem ne kadar. Fred'i özlüyoruz. Hemen bu bir şey değil yani. Böyle basın toplantısında cımbızla çekerler hocam. Çekerler. Burada da çekerler. Bizim görevimiz İngiltere, bu yani, yapacak. Hayır ya, bunu İngiltere'de söylese, Ronaldo'yu özlüyorsa emin olun da söylerler orada. Yazarlar, der ki hocam ya senin de işte, çok kale alınmaz bir şey var. Ama orada da alırlar. Evet. Yani sen bu kadar geniş kadro bunun için var. Evet, Fred'i ben özlerim. Siz özlersiniz. Başka ama orada ya takım içinde cımbızla... de kendi arkadaşları da yani Fred'i seyretmiyorlar mı? Onun performansını bilmiyorlar mı? Tabii ki biliyor. Yani şöyle baktığımız zaman genel manada Fenerbahçe'ye gelen bir oyuncunun oyuncu kalitesi bellidir. Zaten belli bir oyuncu kalitesi olduğu için Fenerbahçe'ye gelmiştir. Bu oyuncuların oyunculuk kalitesini eleştirmek haksızlık olur. Onun için çok aslında önemli bir detay olmasa da, ama takım genelinde demin Ezgi'nin söylediği gibi adalet açısından biraz Fred'in, sıkıntı olabilir. Fred'in geçen sezon da sakatlığı vardı. Fred'i özlememek için oraya bir tane daha böyle bir iyi bir altı numara olabilirdi mesela. Kronić yerine mesela o bölgede bir tane daha adam olsaydı. Çünkü geçen sezon da mesela Fred'in sakatlık, ceza durumları vardı. Lucas Torreira gibi bir adam olmuş olsa mesela Fred'in yanında. Düşünebiliyor musunuz ikisini bir arada? Savaşçım, aslında bunun çözümü basit. Deminden beri bahsediyoruz. Ne dedik? Ferdi. Sat Ferdi'yi. Ferdi'nin yerine sol kanatta görev alabilecek ucuz maliyetli kaliteli adam bulamaz mısın? Şu anda da, şu anda da elinde Osterwald'de var mesela ya, baktığın bulursun. Zaman. Bulursun tabii ki. Yani ben de ama hocam şöyle bir şey var Zafer abicim. Yani rakamsal anlamda. Şimdi öyle bir şey beklenti yükseldi ki Sayın Başkan Acun Ilıcalı birkaç kere Ferdi'yi eğer takımdan alacaksak bunun bir bedeli vardı. En az 40 milyon eurolardan falan bahsedildi. Evet, şu anda 35. Brighton şu anda 35 milyon euro haberleri bugün de çıkmak başladı. Ya bu rakamlarda çok iyi bir rakam. Ben şöyle bir şey söylemiştim. Eğer Sacha Boey 30'a gidiyorsa Ferdi 35-40'a gider diye. Ya gitmeli dedim hatta. Gitmeli. Ya yani ben Ferdi'nin satışı Sacha Boey beklentiyi o kadar yükseltti ki. Ferdi'yi mesela şu anda Sacha Boey Galatasaray'da oynuyor olsaydı 30 milyona satsaydım büyük para olarak gelirdi. Ama Ferdi Sacha Boey'un üzerinde gitmesi gereken bir oyuncu.
Kimine göre Sacha Boey çok daha iyi futbolcu. Kimine göre Ferdi daha iyi futbolcu. Ben Sacha Boey'u ilk geldiği günle satıldığı güne kadar Galatasaray'daki oyun planları ikisini kıyasladığım zaman benim için Ferdi çok daha artıları olan bir oyuncu. Evet, Sacha Boey hızlı bir oyuncu. Ya belki sana da sorsam sen de aynı şeyi söylersin. Yani iki tane oyuncuyu bek olarak da kıyaslamamak lazım. Ferdi'nin çok daha başka özellikleri var. Evet. Mesela Ferdi'yi İsmail Hoca sezon boyu orada 8 numarada oyuncu lazımken oynatmadı. Mourinho geldi mesela, orada oynattı. Ferdi'yi sağda oynat, kanatta oynat. Çek libero'nun önünde oynat. Oyuncu, çok yönlü bir 10 numara bile oynatırsın Ferdi'si evet. Sen yani. Şimdi Ferdi konusunda şöyle bir soru işareti var. Acaba 35 milyon euroyu artırabilir mi bir Şampiyonlar Ligi performansıyla, yoksa bu teklif belki bir kere gelir sonrasında Fenerbahçe bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olamazsa acaba bu teklifi bir daha alamayabilir mi yorumları da var. Yani hocam sizce gitmesi açısından doğru zaman mı, yoksa Ferdi bir yıl daha kalmalı mı? Yok, bence gitmesi açısından doğru bir zaman. Genel manada mali planlama açısından baktığımızda, yönetimsel açıdan Ali Başkan ve yönetimi açısından baktığımızda şimdi çok fazla borcu olan bir kulübüz. Yapılan transferler, Mourinho'nun maliyetleri falan üstüne El Nesri'nin maliyetleri bindiği zaman borç yükümüz yükseldi. Bu açıdan baktığımızda Ferdi'nin, Osayi'nin satılıp yerlerine, çünkü o bölgeler Türkiye Ligi'ne baktığımız zaman kolay demonte edilebilecek bölgeler. Bunları yapabilirsin. Mali açıdan da daha rahat bir pozisyona gelebilirsin. O açıdan bence Ferdi'nin satılması mantıklı. İyi olur, mantıklı. Satılacaksa da onun alternatifi başlamıştır aranmaya. Direkt satılıp o boşluğu, o sıkıntıyı, o star var diye bir tek bırakmak da çok şey olmaz. Mutlaka altyapısı vardır onun ya. İnşallah. Peki Savaş, gelelim Okan Buruk konusuna. Şimdi bu Lille maçı öncesi basın toplantısında Okan Buruk'la ilgili 4 metre sahaya girince kart görmüyor ama ben 1 metre dahi geçemiyorum şeklinde bir açıklaması oldu Mourinho'nun. Keza bir futbolcunun diğerinin yüzüne yumruk attığında kart görmediğini öğrendim şeklinde. Aslında Türkiye'deki geçen sezon özellikle tartışma yaratan konularla ilgili bir bilgilendirme yapıldığını veya onlarla ilgili o kritik anları izlediğini anlıyoruz Mourinho'nun. Mourinho başlarken söyledim, ne yaparsa yapsın benim için sürpriz olmaz. Hangi ifadeyi kullanırsa kullansın sürpriz olmaz. Hangi futbolcu önümüzdeki günlerde saha içinde ya kapaca değil ama oyundan çıkarırken birbirlerine sistem ne kadar otoriter olursa olsun. Hocam oradaki Andrei'nin öyle bir yükseliyor ki yani şimdi El Nesri oyundan alırsın, çıkarken gelir formaya atmaz ama bir hareket yapar ya da elini uzatmaz, bunları görebileceğiz. Açıklama olarak çok erken. Ya Fenerbahçe şu anda bu sezonun en önemli maçlarından bir tanesine çıkıyor. Okan Hoca konusunda yapmış olduğu açıklamanın zamanı, yeri bana göre yanlış. Yani bugün Fenerbahçe buraya konsantre olması lazım. Dün biz Fenerbahçe Lille maçından daha çok Galatasaray cephesinde, Fenerbahçe cephesinde Okan Hoca için. Okan Hoca yanlış yaptı. Evet, doğru. Okan Hoca oraya girmemesi lazım 4 metre. Mourinho burada olmayan bir şeyi söylemiyor. Şimdi ben burada Mourinho'ya niye bunu söyledin diye kızamam. Çünkü olan bir şeyi söyledi. Çabuk mu benzettik Mourinho'yu kendimize? Ya çabuk ama benzettik. Ama Mourinho'da bu potansiyel çok vardı var. Hocam şimdi ya, yani. Mesela ben Mourinho'yu Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'ken Mourinho'yu birbirine o kadar benzetiyordum ki bugün de söylüyorum. Yok, çok benziyor yani, şimdi Norveçli değil sonuçta yani ya, Mourinho'da bize çok eski, yakın bir figür. Şimdi bazı insanlar aksi adam aksi insanla anlaşır. Duygusal adam duygusal insanla anlaşır. Hani böyle herkesin futbol takımı içine de benziyor. Fatih Hoca ile Mourinho'nun ne kadar iyi anlaştığını hepimiz biliyoruz. Ben karşılaştıkları her maçta maçtan önce oturup beraber bir şeyler içmeleri, yemeleri. Hatta Mourinho Galatasaray içtiği zaman Kayseri'de Kayseri Galatasaray maçı vardı. O maçı izlemeye gelmiştim mesela yıllar önce. Onlar beni yapmıştı yine Şampiyonlar Ligi'nde. Yine Fatih Hoca misafir etmişti. Çünkü birbirine benzer çok fazla özellikleri var. Çıkışları, agresif tutumları, sağ içindeki demeçleri. Mesela bu benim için Mourinho, yani Mourinho'nun açıklaması sürpriz olmadı. İkisinin de diyaloğu güçlü insanlar ikisi. Evet, evet. Diyalog da güçlü ama bir o kadar da zor insanlar. Zor. Yani hakikaten zor insanlar. Ego bu işte. Ya Mourinho ile böyle yolda karşılaşsan giderken bir anda bir şey söylesen cevap vermeyebilir. Ama bir iyi tarafındaysa seninle orada 40 yıllık arkadaş gibi de davranabilir. Bu Fatih Hoca da içinde var. Mesela birbirine benzer videolara bakalım, açıklamalara bakalım. Birçok şeyini ortaya koyabiliriz yan yana. Ama İkisi başarılı, de biraz ben merkezli. Biraz. Ya başarılı olan insanlarda biraz ego da olur ama ikisinde de fazla var. Bazen diyorum ki ikisine de yakışıyor. Yakışıyor. Ya böyle bir şey var. Bazı insana ego yakışır. Mesela bana ego yakışmaz. Bana ego gelse etrafımdaki birçok insan dayak bile atar yani bu sana yakışmıyor diye. Ya ben Savaşçım buradan şuraya atlamak istiyorum. Şimdi federasyon başkanı değişti. Hacı Osmanoğlu, Sayın
İbrahim Hacı Osmanoğlu deli dolu, delikanlı, mert birisi. Hı hı. Şimdi bu tür polemiklerin önüne geçebilecek potansiyel var. Artı yönetiminde de onu tamamlayabilecek Mecnun Not Yakmaz var. Ondan sonra Murat var, Şahin. Şimdi federasyonun bu yapısına baktığımız zaman genel manada çok fazla böyle polemikler yaşayacağımızı artık ben düşünmüyorum. İşte geçen sene federasyon Galatasaray'ı çok destekledi, şampiyon oldu. Tam tersi de olabilir ama bu kadar. Peki. Bak saydığın isimler hep böyle net adamlar. Kendi içinde sonda söyleyeceğini başta söyleyen adamlar. Kendi içlerinde ya çok kavga görürüz. Tamam, ömürleri arka kısa planda olabilir. Görürüz ama içeride çok tartışma peki, görebiliriz. Peki bu saati tamamlıyoruz. Bu saatteki süremizin sonuna geldik. Bir ara vereceğiz. Saat başından itibaren sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Spor Ajansı'nda 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Sarı Kırmızılılara kötü bir haber geldi. Bu haberle başlayalım biz de. Yorumcularımızın değerlendirmelerini merak ediyorum. Zira takımın en önemli isimlerinden biri Davinson Sanchez sakatlandı. Sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu. Zannediyorum Savaş bir ay kadar sahalardan uzak kalacak Davinson Sanchez ki son haftalarda en çok konuştuğumuz isim de aslında. Yani Nelson'un sezona çok formda başlamamasıyla birlikte Sanchez'in devreye girmesi bekleniyordu. Diğer taraftan yüksek bir teklif alır da gider mi yorumları da yapılıyordu. Ve tam bunların gölgesinde bir sakatlık haberi geldi. Şimdi hem oyuncu hem de takım bu durumdan nasıl etkilenecek? Öncelikle geçmiş olsun diyelim tabii ki. Ben de geçmiş olsun dediklerimi ileteyim. Baktığın zaman Kupa Amerika'da en başarılı oyuncular listesindeydi. Galatasaray'ın da direkt şu anda satıştaki en garanti gözüken oyuncularından bir tanesiydi. Önemli bir kayıp ama bir ay olur mu bilmiyorum. İkinci derecedeki oradaki kanama tespit edildi. Açıklanan süreç bir ay deniliyor ama bazen daha erken olabiliyor. Orada bir yenerince var çünkü. Ama zaman hiçbir şey yapmasa 21 günde geçer. Hiçbir şey yapmasa. Öyle mi? Tabii. Tabii sonra bir de şimdi, düzelme süreci, toparlanma süreci derken belki bir an. Tabii kötü bir haber çünkü Galatasaray neredeyse 11 günde 4 tane önemli maç oynayacak ki bu maçlar hep Galatasaray'ın bu sezonki geleceğine de çok önemli şekilde yansıyacak. Yani 11 günde Konya, Young Boys, Gaziantep, Young Boys iki tanesi deplasmanla gidiş gelişli. Sezon başı da tam olarak hazır olmadığını görüyoruz yani baktığımız zaman takımların. Dolayısıyla önemli bir kayıp Galatasaray için. Nelson'un özellikle o Beşiktaş maçındaki formu ama Nelson toparlar. Abdülkerim'in performansında düşük olması biraz tabii ki açıkçası düşündürüyor. Okan Hoca mutlaka orada bir toparlanma süreci yaşayacaktır takıma. Galatasaray'a daha tam olarak baktığımız zaman sezon başı hazırlıklarında sezonun en hazır takımı denildi. Ama bunu sahaya çok fazla göremedik. Hatay maçı da dahil. Giden oyuncular oldu. Zaha gitti, Tete gitti, Zaniolo başlamadan gitti, Emin Bayram gitti. Transfer hareketliği sürecek çünkü Zaha'nın resmi olarak açıklanmasından sonra çok yüksek maliyetli bir oyuncu Zaha. Orada bir bütçe oluşumu olacaktır. Transfer hareketliği açıkçası Galatasaray'da olur ama ne zaman olur bilmiyorum. Bu belirsizlikler taraftarı, camiayı hakikaten sıkıntıya soktu. Okan Hoca... Peki Sanchez özelinde birazdan transferi daha detaylı soracağım için Sanchez'e geri dönmek istedim Savaş. Şimdi savunmada zaten henüz tam anlamıyla bütün oyuncuların hazır olmadığını konuştuk. Bir de üstüne Sanchez'in sakatlığı. Oraya bir takviye yapılır mı? Yönetimin böyle bir düşüncesi olacak mı sence? Ve Nelson Abdülkerim sana en azından şu başlangıç aşamasında ne vaat ediyor? Yönetimin ve Okan Hoca'nın düşüncesini biz 3 aydır daha tam olarak çözemedik. Yani bu transfer politikası öyle bir hale aldı ki önceki yılların çok daha ötesinde karmaşık olarak. Yani mutlaka yapması gerekebilir. Bir defa Solbakköy'ün Beşiktaş maçının oynandığı gün son maçı diye haberler çıktı. Tıpkı Ferdi'de olduğu gibi. O öyle bir maça çıktı. Farklı bir mağlubiyet geldi. Diğer taraftan Celart sakat geldi. O da takımla çalışmalara başladı. Belki bu hafta 11'de olacaktır. Savunma düzeni neredeyse o zaman komple değişecek. Yani Celart oynarsa bu hafta Sanchez yok. Abdülkerim, Nelson yine bir savunma dörtlüsünde yeni bir oluşum olacak. Kritik maçlar Young Boys maçı. Ardından Gaziantep maçı tekrar Young Boys maçı. Yani Savaşçım Ezgi'nin söylediği gibi Mourinho hani defans kurgusunu düzeltmeye çalışıyor dedi ya. Bence Galatasaray'ın ona ihtiyacı var esas. Şimdi orada kurulu bir düzen var. Hepsi hazır. Ama şimdi normal Galatasaray öyle bir şey oldu ki. Köyünü tartışıyoruz. Köyün hala şu anda gidecek mi kalacak mı? Gelen teklifler var. Galatasaray bunu değerlendirmeye aldı. Okan Hoca oraya belki bir oyuncu daha istiyor. Sol bek çünkü çok önemlidir. Yani bekler takımların sezon başı
Ve sezon boyunca baktığın zaman iki tane beki çok iyi. Dubois takımdan ayrılacak. Geçen haftaki performansı ben bu sezon hiç beğenmedim. Hazırlık maçları da dahil. Başakşehir'de iyi bir yarım sezon geçirdi. Ama Galatasaray'da şu ana kadar oynanan maçlarda Dubois artık zor. Yani o da ayrılık gözüküyor. Dolayısıyla Gerrard'ın bu hafta 11'de başlarsa performansını sakatlıktan çıkan oyuncunun beklenti olarak da yüksek olan bir oyuncu. İyi bir bonservis ödenerek transfer edildi. Dolayısıyla Galatasaray'ın savunması biraz düşündürüyor. Ama Abdülkerim'in de üzerine koyması lazım. Geçen senenin biraz uzağında kaldı bu sezon. Geçen sene baktığımız zaman Abdülkerim ondan önceki sezon iki tane şampiyonlukta da en direkt etkileyen oyunculardan bir tanesiydi Abdülkerim. Evet. Orada da Okan Hoca'ya büyük iş düşüyor bu sezon. İki tane şampiyon, son şampiyon, önceki sezon şampiyonu, son iki sezon şampiyonu. Ama takım içinde Galatasaray'a baktığımız zaman hala daha birçok mevkisi olarak da baktığımız zaman oturmamış. Mesela Gabriel Sara geldi. O demin El Nesli'de söylediğin gibi hocam bu kadar yüksek bonservisle bir oyuncu alıyorsan hiç zamana falan ihtiyacı yok. Direkt oyuncu 20 milyon lira bonservis ödüyorsan bunu direkt gelir gelmez hadi ilk maç bir hafta ama direkt oraya koyacaksın oynatacaksın. Barış Alper Yılmaz Avrupa Şampiyonası'ndan formda döndü. Geçen sezon çok iyiydi. Birçok takımla anıldı. Kerem Aktürkoğlu şu anda geçen haftaki tartışmaların göbeğinde hala kalacak mı gidecek mi transfer haberlerini okuyoruz. Bunlardan bir an önce arınması lazım Galatasaray'ın. 11 günde oynayacağı 4 tane maç birbirinden önemli. Galatasaray'ın sezonunu belirleyecek 4 tane maç oynayacak bence bu 11 günde. Okan'ın iyi yönetmesi lazım bunları. Çünkü hücuma kalktığı zaman Galatasaray takımı hücumda çoğalabiliyor. Evet. Yetenekli oyuncuları da var. Fakat yaşı ileri oyuncular da var. Gireye çabuk dönemedikleri için her ne kadar Mertens çok karakterli bir oyuncu bence dönmeye çalışsa da defansa çok yük biniyor Galatasaray'da. Evet. Defansla hücum arasındaki mesafe de çok uzuyor. Bir de üstüne defans oyuncuları formsuz olunca. Aynen. Onun için defans kurgusunda planlamaya ihtiyacı var Galatasaray. Sanchez'in eksikliğini sizce nasıl hissedecektir bence bu bir aylık süreçte? Çok hisseder bence. Çünkü Abdülkerim hakikaten daha henüz kendine gelemedi. Ve Galatasaray takımının Beşiktaş'la oynadığı kupa maçtaki yediği 5 gol rakipleri de cesaretlendirdi. Dediler ki defans güvenliği iyi değil Galatasaray'ın. Biz de üstüne gidebiliriz. Zaten Fener, Beşiktaş, Galatasaray'a karşı, Trabzon'a karşı takımlar oynadığında daha bir motive oluyorlar. Bunlar dezavantaj diye düşünüyorum Galatasaray'a. Bir de son şampiyon Apoleti onlarda olduğu için o baskı hocam, da var. Hocam biraz böyle mesela siz saha içini çok emin. Futbolculardaki son iki sezonu şampiyonluğu böyle doymuştuk mu diyelim ona. Yani burada biraz niye bu futbolcular bu kadar mesela düşüş yaşar? Yani onu açıkçası ben anlayamıyorum. Şimdi ya. Burada şunu söyleyebiliriz belki Savaş. Okan Buruk basın toplantısında şöyle bir ifade kullandı. Geçen sezon da biz geç form tutmuştuk zaten dedi. Bazı oyuncular sezona çok hazır başlayamıyor. Bu durum çok normal dedi aslında. Bence normal değil. Yaşlı oyuncular bence biraz faktör olabilir. Takımda çok fazla ya. Şimdi Icardi zaten çok çalışmayı sevmeyen bir kardeşimiz herhalde. Şimdi Mertens'in yaşı ileri falan. Yaşı ileri oyuncular geç form tutar. Bu doğrudur. Hmm. Ama çok yaşlı oyuncu baktığımız zaman takımda... Ama savunmacılar geç form tuttu. Yani yaş ortalaması baktığı zaman... Oyuncular kritik oyuncular ama. Evet. Icardi hep buydu ama. Icardi bu sezon tam aksine kamp gördü mesela. Daha önceki hiç kamp görmedi mesela. Bana göre bu maçta hiç kimse tartışmasın. En önemli oyunculardan bir tanesiydi. Yani orada Icardi penaltının dışında da aldısı, verdisi, pas ortalaması falan baktığın zaman istatistiklerde iyiydi. Ama genel anlamdaki... Okan Hoca'nın geçen sezon biz geç form tuttuk dedi ama sezonu erken açtı geçen sezon. Evet. Çünkü 3 tane eleman için geçen sezon aynı bugünkü Fenerbahçe gibi erken açtı. Transferler geç geldi. Orada anlardım ama bu sene öyle bir şey yok yani. Savaşçım Fenerbahçe her sezon lige enteresan bir... Çok iyi başlıyor çok iyi sonra başlıyoruz. Düşüyor. Sonunu getiremiyor hep. Ya. Ya biz her sene iyi başlıyoruz ligi. Belki şimdi... de gerçekten sağlıklı olan Okan Buruk'un söylediğidir. Yani biraz yavaş yavaş o ama vitesi yükseltti. İşte o yavaş yavaş vitesi yükseltirken kulübünüze bir bakalım. Kulübede mesela ben 10 gün önce geniş bir kulübesi var diye biliyordum. Şu anda Hatayspor maçında giren ve çıkanlara bakıyorsun. Oyuna Kerem giriyor, Yunus giriyor, Berkan giriyor, Batshuayi giriyor, Gabriel Sara giriyor. Hani burada Kerem şu anda en çok tartışılan oyuncu, konuşulan evet. oyuncu. Yunus geçen sezon zaten kiralıktı. Tam olarak Galatasaray'da var mı yok mu ne vereceği belli değil. Berkan ne yaparsa yapsın tartışılıyor. Beşiktaş maçında da en çok konuşulan bir oyuncuydu. Yani kulübeniz de zayıfladı şimdi bu önemli oyuncu. Zaha gibi, Tete gibi üst düzey oyuncular takımdan ayrıldı. Zaniola'dan bu sene beklenti olacaktı. Zaniola da takımdan ayrıldı. Transferde şu anda Galatasaray hala bitirmiş değil. Ben bakıyorum şimdi sol bek Galatasaray'a bir tane gerekebilir. Gerekebilir. Dubois giderse orada... Yalart, kim Kaan Ayhan. Yani Kaan Ayhan muhtemelen olacak. Ali Turabbülbül var mesela orada. Ama
Orta sahaya da hücum hattınız tamam. Kanatlarda da mesela bir transfer ihtiyacı var Galatasaray'da şu anda. Yani normal şartlarda Eylül'e kadar bu transfer sürer. Ama Galatasaray'ın bence şu kaderini belirleyecek 4 maç çok önemli. Bir defa Young Boys maçı her şeyden daha önemli. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması gereken. Takımlar bunu çok yapıyor hocam. Şurayı da bir atlatalım. Şampiyonlar Ligi'ne kalalım. Transfer sonra, ondan sonra. Ama yani Allah göstermez. Bu Fener, Galatasaray, Beşiktaş hepsi için söylüyorum. Oraya girelim bekleyelim. Transfer niye oraya beklenir yani? Tamam bir bütçe var oradan gelecek olan. Çünkü girdiğiniz anda 27-30 milyon euro şu anda alıyorsunuz o parayı. Ama oraya kadar da bir şey yapmanız lazım. Ama hadi biz artık taraftarı seyirciyiz. Stada gelenler taraftar seyirci. Yönetim de mi taraftar seyirci? Bu planlamaları yapsınlar önceden. Yani onlar hocam, söylediği zaman en büyük zaten taraftar biziz diyorlar. Biz de tribünden geldik diyorlar. Gelmeden önce eleştiriyorlar. Geldikten sonra. O zaman sonra... Savaşçım eğer tribünden geldiyse yanlış burada. Herkes işini yapacak. Başkan başkanlığını yapacak. Tribündeki taraftar taraftarlığını yapacak. Futbolcu futbolculuğunu yapacak. Herkes birbirinin işine karışırsa böyle kaos ortamı olur. Bir de hocam ben buna hep söylediğim bir şey var. Başarıda herkes çıkıp konuşuyor. Bir transfer yaptın değil mi? Mesela çok başarılı. Herkes sahipleniyor. Şu anda bir başarısızlık ortada var mı? Transfer anlamında bir başarısızlık var. Daha önceki iki sezon şampiyonlukta her maça giderken konuşanlar, maçtan sonra konuşanlar, şampiyonlukta konuşanlar. Galatasaray'da şu anda bir transfer bilmecesi var günlerdir. Hani başkan şimdi Eylül'den bahsetti. Daha önce sezon bitti Haziran'da dedi takımda transferler takım edecek. Normalde kampa yetişecek bu transferler. Sonra ikinci kamp demişti, denildi. Okan Hoca da burada birinci kamp olmadı ikinci kamp denildi. Sonra belki Eylül dedi. Şu anda en iyisini alabilmek için uğraşıyoruz denildi. Demeçler planlama. Her şey planlama. Yani beni Beşiktaş, Fenerbahçe onu aldı ya da almadı. Trabzonspor bunu aldı değil. Galatasaray her sezon bu transfer planlamasızlığını yaşıyor. Plansızlığı yaşıyor. Savaşçım UEFA sezon daha açıldığı dakika sana veriyor programı, maç programını. Türkiye Ligi programı belli. Doğru. Türkiye Ligi yani bütçe belli. Bu planlamayı yapmak evet, o kadar zor değil ya. Büyük bir tahta yaparsın. Yazarsın Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Ondan sonra maç günleri belli. Acaba Galatasaray belli. Yönetimi bu kadronun korunmuş olmasını çok mu fazla ciddiye aldı? Yani nasılsa biz şampiyon kadroyuz. Kimseyi de göndermedik. Biz Beşiktaş karşısında bu kadroyla çıkarsak zaten çok rahat geçeriz. Sezon başlangıcını da çok rahat yaparız. Bunun vermiş olduğu rahatlık işte bak. Geçen sezon Galatasaray çok iyi transferler yaptı. Hı hı. Ama şampiyon kadro bir önceki sezonun kadrosuydu. Mesela evet. Hakim Ziyech, Zaha, Tete. Evet. Bir Sanchez'i orada koyabiliriz. Şampiyon kadroya üzerine koyup da. Yani önceki sezon şampiyon takımın oyuncuları. Kerem Aktürkoğlu olsun, Barış olsun, Mertens olsun, Lucas Torreira olsun, Kaan Ayhan, Sanchez, sonradan yani Nelson, Abdülkerim. Hepsi bir önceki sezon. İki sezon şampiyon kadronu neredeyse benzer aynıydı. Evet. Ama bu sezon şu anda o şampiyon kadroda en önemli oyuncuları sayıyoruz. Abdülkerim'de çok ciddi bir düşüş var. Var. Barış Alper Yılmaz şu anda tabii ki performans olarak daha da iyi olması lazım. Kerem Aktürkoğlu gidecek mi gitmeyecek mi? Icardi bana göre her zaman Icardi'dir yani. En kötü halle golcü bile Icardi. Gol atmadan o eleştirmemek lazım. Golcü çünkü gol attıktan sonra açılıyor. Doğru. Bu maçta penaltı atıp sahanın içinde baktığı zaman yine bana göre en iyilerinden bir tanesiydi yani. Oyun olarak. Bazıları eleştirmiştir mesela ama şimdi Hakim Ziyech yeni transferlerden bir tek o kaldı. Bu maçta mesela o da etkisizdi. Burada biraz Okan Hoca'nın oyuncularla o iki sene şampiyonluktaki olduğu gibi diyalog konusunda, birebir konuşmalar konusunda çok etki etti o şampiyonlukta da. Burada da Okan Hoca'ya çok güç düşüyor. Şu anda Sanchez'in yokluğunda Nelson oraya çok iyi hazırlaması lazım. Abdülkerim'i çok iyi hazırlaması lazım. Eğer yeni transfer sağ bek oynayacaksa Celert onu da mesela çok iyi hazırlaması lazım. Takımın bir kaptanı var Muslera. İkinci kaptan Kerem. Yani burada Galatasaray'ın tekrar söylüyorum şu 11 günlük dilimde oynayacağı 4 maç Galatasaray'ın sezon boyu geleceğini. Evet daha önceki sezonlarda da kötü başladı iyi gitti ama evet, burada olası bir kayıplar arka arkaya başka şeyler getirir. Galatasaray'da değişik bir baskı daha var. Bir algı yönetimine karşı savaşıyorlar şu anda. Neydi algı yönetimi? Geçen sene federasyon çok destek oldu. Federasyonla birlikte şampiyon oldu. Onu hocam her sene yapıyorlar. Bu sene federasyon gitti. Bakalım ne olacak. Hmm. Onu hep yapıyorlar hocam. Bu da yani bu da Nihat Özdemir zamanında da vardı. Etkiler. Geçen dönemde de vardı. Yıldırım Demirören zamanında da vardı. O hep var Galatasaray'da. Peki şu ne kadar etkiler? Sonuçta şampiyonluk bir şekilde geliyor. Performansı. Şimdi Süper Kupa maçından bu yana takım içerisinde bir karışıklık varmış gibi görünüyor. Yani işte Kerem Aktürkoğlu konusu, Okan Buruk'un açıklamaları, Zaha konusunda işte bazı takım arkadaşları
Zaha'ya hoca seni eleştirdi demiş gibi. Yani Galatasaray'ın kendi içinde de Galatasaray'ı çökertmeye çalışan yapılar var gibi açıklamalar. Mesela son 10-15 gündür biz Galatasaray'da bunları da konuşuyoruz. Şimdi, Kerem şöyle geçmişine baktığımızda kariyer planlamasını çok çok iyi yapan, çok saf, köylü temizliğinde bir çocuğumuz. Şimdi bu planlamayı yapan bir çocuk, bu şekilde polemikler içine girdiği zaman yanlış da yapabilir. Bu şey var, insanın olduğu yerde yanlış da var. Tabii ki. Okan Hoca'nın bunu becereceğini zannediyorum ben. Genelde takım arkadaşlarıyla antrenmanda, saha içinde, maçta filan tartışmaları da oldu. Kerem'in öyle değil mi Savaş'cığım? Oldu tabii ki, oluyor. Şimdi da ben zaman bunu Kerem'in saflığına veriyorum. O duygularını çabuk dışarıya vuruyor. Ama sonradan hata yaptığını anladığında kendi içine kapanıyor. Ben onun bunun düzeleceğini zannediyorum. Çünkü Kerem öyle ya da böyle Türkiye Ligi için en geçerli oyunculardan birisi. Hocam çabuk adam. İlk önce karar verecek. Defans dengesini bozuyor. İlk önce karar verecek. Kalıyor muyum, gidiyor muyum? Kalır. Niye kalmasın? Galatasaray takımında... Kalıyorsa hocam her sene vedalaşıyor. Bak hocam her sene vedalaşıyor dediği gibi Kerem'le ilgili o soyunma odasındaki tartışmadan sonra çıkan haberlerden sonra gece 3'te açıklama yaptı mesela. Futbolcu gece 3'te ayakta ve açıklama yapıyor. Hani kalıyorsa sahaya kendisini daha çok vermesi lazım. Takım arkadaşlarıyla mutlaka çok iyi arası iyi olduğu oyuncular vardır. Hocayla da futbolcularla da. Galatasaray'daki aslında sıkıntı biraz da şu. Şu anda takımdan sorumlu yönetici daha önceki Erden Timur vardı mesela. Futbolcuların birçok soyuyla ilgileniyordu. Hatta kritik maçlarda mektuplar falan bunlar çok önemli şeyler. Otobüse biniyorsun, oturduğun koltukta mektuplar, otele gidiyorsun, otelde mektuplar, barbekü partileri falan. Bunlar başarı da yine söylüyorum saha içini iyi bilen kişilerden olarak bunlar çok önemli şeyler. Ama futbolcu arkasını döndüğü zaman sadece Okan Hoca'yı görürse yanında, Okan Hoca da bir yere kadar her şey yetişir. Okan Hoca'nın da arkasında bu oyuncuların dertleriyle, sıkıntılarıyla ortak olacak bir isim lazım. Şimdi bunu kim yapıyor Galatasaray'da? Erdem Bey'in, Abdurrahim Bey'in daha önceki bu görevleri üstlenmesi, evet doğru. Bunu, hocayı sadece takımıyla baş başa bırakmak gerekiyor yani. Evet. Antrenmanıyla, orada planlamasıyla. Orada mesela Fatih Terim zamanında Abdurrahim Albayrak, daha önceye gidelim Ali Dürüstler, daha önceye gidelim işte Bülent Ulunlar. Yani burada takımı sahiplenecek, daha önceye gidelim Haldun Üstüneller. Yani burada futbolcuların bazı yükünü kaldırabilecek her şeyi teknik adama bırakırsanız olmaz. Şu anda Okan Hoca da bence bu konuda yalnız. Kim var? 5 kişilik, 4 kişilik bir komisyon oluştu. İşte İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, işte Ayhan Akman orada bilmiyorum şu anda görevini. Başkan hepsinden sorumlu benim dedi. Erden Timur varken de yokken de dedi. Nihat Hatipoğlu. Orada biraz daha böyle Okan Hoca'dan sonra dümene geçecek bir yönetici lazım. Florya'da şu anda her futbol, sezon başı sıkıntı her takımda var. Tabii ki. Ama Okan Hoca'nın bunları biraz daha dile getirmesi lazım. Futbolcuların Okan Hoca'yla diyalogları şampiyonlukta olduğu kadar önemli olması. Birebir çünkü diyaloglarda Okan Hoca şampiyonluğu getirdi. Hangi futbolcunun sıkıntısı varsa çağırıp, Zaha'da da vardı, Hakim'de de vardı, zaman zaman Tete'de de vardı. O kariyerdeki futbolcuları idare etmek de. Icardi'nin en sıkıntılı döneminde yine ailevi sebeplerden dolayı sıkıntılı oldu. Bir Adana Demirspor maçı öncesi ayağında ağrı vardı. Kafa izni verdi. 3 gün gitti Arjantin'e. Tekrar geldiği zaman çok daha iyi başlangıç yaptı. Ekonomik anlamda bir takım sıkıntılar olabilir. Bunları açtığınız anda başarı gelir. Ama her şeyi Okan Hoca'ya bırakırsanız, şu anda bence biraz Okan Hoca bu konuda takımda sıkıntılı olan oyuncular var. Kafası karışık olan oyuncular var. Ama herkes bir defa Barış kalıyorsa kaldığını ifade edecek. Şimdi yönetim diyor ki Barış kaldı. Ama yarın öyle bir teklif gelir ki Barış gider. Gider yani. Sonuçta Ferdi Kadıoğlu gibi bir oyuncu için Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi kimdir derseniz, %100 kalması gereken oyunculardan en başa Ferdi'yi koyarım ben mesela. Ama öyle bir teklif gelecek. Şu an 35-40 milyon lira ayrılmak zorunda kalacak. Barış içinde, Kerem içinde, ben hala Hakim Ziyech içinde teklif Kerem gelir. Gidecek mi peki sence? Ya Kerem sezon bitti. Kafasında zaten ikinci vedayı yaptı. Vardı zaten. Evet. Şu anda da kalacaksa ben bu takımın bir parçasıyım. Şampiyonluk için mücadele edeceğim demesi lazım. Gelen transfer hala okuyoruz. Arabistan'dan şu kadar teklif var. İspanya'dan bu kadar var. Hollanda'dan bu kadar var. Bu teklifleri okuyoruz. Savaş'ım değişik bir yaklaşımda bulunacağım ben. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u da katayım şampiyon olduğu için. Bu takımların ondan sonra bir oyuncunun gitmesiyle zafiyete uğrayacağını ben çok zannetmiyorum. Zaten uğramaması da gerekmez yani, mi hocam? Kadro yapılanması yani, açısından şöyle genel manada baktığımız zaman bir oyuncu Ferdi giderse gider abi, bana ne? Ama hocam o kadar buluruz yerine bir şey. Kim Mice'ye gitti futbol ekonomisi de bak şimdi, bazen bir futbolcu çok mesela Icardi takımdan giderse gitsin diyemezsiniz. Gidiyorsa çok daha iyisi gelmesi lazım. Batu Şah'ı var. Gidebilir mi? Gider ama Batu Şah evet çok formda bir golcü. Fenerbahçe'de işler yaptı. Icardi gibi bazı özel oyuncular vardır. Ama ben mesela de diyorum Kim Mice'ye o sene gitti. Napoli'de mesela çok başarılı işler yaptı. Oradan transfer yaptı Bayern Münih'e. Fenerbahçe'nin o sezon mesela sonrasında anlatılan hiçbirisi tutmadı.
Icardi yokken de şampiyon oldu Galatasaray. Benim demek istediğim şu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş sahaya 11 kişi çıkıyorsa bence yeterlidir. Çünkü forma zaten bir puanla başlıyor. Bunu da zaten bir araya geldiği zaman futbolcular şimdi bir de diyorlar ki takım olalım. Hayır, niye takım olalım? Önce ben var. Bireysellik takımı getirir bence. Ben Icardi'yim. Çıkarım golümü atarım. Ben Torreira'yım. Gelen oyuncuyu karşılarım. Herkes en alırım, iyi performansını veririm. Sergilemeyi düşünürse evet, zaten takım olarak da iyi bir görüntü verir. Yani hocam, biz rakibiniz takım olalım. Hayır. Rakibiniz tekse dediğiniz doğru. Çıkarsın Fener'le Galatasaray'sa forması bile hemen o yarışın içinde 2-2'ye girer. Ama bu sezon rakipleriniz çok iyi transferler yaptı. Beşiktaş çok iyi transferler yaptı. Fenerbahçe çok iyi transferler ligin yaptı. Ligin kalitesi yükseliyor. Trabzonspor işte ligin kalitesi yükseliyor. O forma 1-0 önde oturmuyor size. Yani getirmiyor size. Evet, forma sadece rekabetçi bir yarışın içine. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Bunları koyduğunuz zaman ilk 3'e girer diyorsunuz. Ama 13. bitiren Beşiktaş, tarihin en kötü sezonu geçiren bir Beşiktaş vardı evet. Geçen sezon. Yani rakiplerinden 43-44 puan yer. Bir daha tarih boyunca şimdi böyle bir şey olmaz. Bu psikolojiyi yaşadık ama Savaş'cığım. Şimdi ben de Eskişehir Spor'da oynarken Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a karşı çıkarken ekstra konsantre oluyorsun. Çünkü tabii. Orası vitrin maçı İster oluyor istemez. Senin. Ama bu sezon hocam Allah yardımcılar olsun diğer takımların. Yani acayip makas açıldı. Bak sizin açıldı. Dediğiniz dönemlerde böyle bir makas yoktu. Yani. Yoktu. Evet, o takımlar geliyordu. En kötü hale büyük takımlardan puan alabiliyordu. Evet. Ama bu sezon saydığımız Başakşehir, yani Başakşehir'e kadar sonraki takımların bütçelerinde çok yıllar kadar fark var. Ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın bu takımların yedekleriyle bile mücadele etmek kolay olmayacak bu sene. O yüzden onun yani için... Galatasaray'ın transfer politikası hala daha belirsiz. Şu anda kimi satarsam kimi alabilirim, kim giderse kim gelir. Fırsat transferine katılmıyorum. Fırsat transferi, şu anda fırsat transferini bekleyecek hal var. 20 milyon euro bir transfer yapıyorsunuz. 9-11 milyon euro sabit kalıyorsunuz. Şu anda ikisinin totalinde 30 milyon euro. Evet, bundan sonra belki fırsat transferi olacak. Arias gündemde mi bu arada? Zaha gitti şimdi. Çok transferde gündemde oyuncu çıkarız, daha duyarız. Çünkü Premier Lig... Yani çok net bir isim yok yani. Net şununla isim... net olarak görüşülüyor, fırsat, çok isteniyor diyebileceğim biri fırsat transferi bekleyen bir insanın net bir şekilde şu transfer diyelim. Çünkü fırsat transferi bekleyeceklerini açıkladılar yani yönetimler. Artık bundan sonra, çünkü ciddi bir 30 milyon euro iki tane futbolcuya para veriyorsunuz. Evet, evet. Bundan sonra kalkıp da bir 10-15 milyon euro verip bonservisle oyuncu alınabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Alınıyorsa da çok iyi bir şey olmasa. Seyir açısından... Performans açısından ama Galatasaray'a, geçen seneki Galatasaray'a baktığımızda bu seneki ilk lig maçındaki başlangıç çok fark yok aslında. Galatasaray formsuz diyoruz ama geçen sene de bu performansı diyoruz. Geçen sene de uzun bir süreyi Gomis'in golleriyle götürmüştü Icardi devreye girene kadar. Evet. Galatasaray içeride bir tane gol yiyor. Ondan sonra toplarla tekrar yükleniyor ama öyle ama böyle evet. İşi çözüyor. Evet. Hatay maçında Galatasaray'ı hiç beğenmedim ama bakıyorsun 25 tane şut var. Kalecinin devleştiği bir maç var. 7 tane net kurtarış yaptığı bir maç var. Geçen seneyle aynı dediğim o. Belki de geçen sene. 2 senedir böyle. Sadece geçen sene değil işte. 2 senedir sezon başı kötü. Hazır değil dediğimiz Galatasaray'ın Hatay Spor maçındaki istatistiklere bakalım. Korkunç bir fark var mesela Hatay'la arasında yani. İstatistiklerde evet. Yani şut açısından baktığın zaman bir maçta 25 şut ne demek? Galatasaray işte bir maç bir şut çekmeden maçı bitirdiği maçlar var ya da tek şutla bitirdiği maçlar var. Ama her şekilde üzerine koyması lazım. Transfer olarak da mevcut oyuncular içinde de. Hele bu Sanchez'in yokluğunda. Hele sağ bekiniz yeni başlayacak, nasıl başlayacak Gerrard'ın, onu da mesela merak ediyoruz. Sakatlıktan çıktı, gelir gelmez takımla çalışmalara başladı. Yani bizim bu Konyaspor bir de bu hafta iyi başladı yani. Kasımpaşa maçında da çok iyi bir oynadılar. Ben özetlerini izledim. Rahat kazandıkları bir maç var. Geçen sezon ligde son maçta kalmışlardı Galatasaray maçında mağlup olmalarına rağmen. Yani bu sezon Galatasaray için kolay olacak bir lig değil. Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u transferleri düşündüğümüz zaman. Kolay ben bu takıma 2-3 tane daha transfer bekliyorum. Hangi bölge olur, kim olur? Giden olur mu? Giden olursa biraz daha farklı olabilir. Ama kulübe beni düşündürüyor. Galatasaray'ın geçen seneki kulübesinden de net bir 11 çıkarabiliyorduk. Çok net. Verimli bir Batshuayi var. İşte. Yani geçen, evet geçen aslında sene kulübe de aynı şu an yine isim olarak yine güçlü kulübe. Ya ben son maçın 11'inden sayıyorum oyuna gelenlere. Kerem, Yunus, Berkan, Batshuayi bir de Gabriel Sara. Gabriel Sara beklendi. Çok yüksek bir oyuncu ki evet. Bana göre Komaş'ı sağlam. Oyuna girdikten sonra çok hakikaten etkili oldu. Birkaç maç olduğu zaman belki de çok daha farklı bir Gabriel Sara izleyeceğiz ama bunun için alındı zaten. Bir futbolcuya 20 milyon euro bonservis veriliyorsa bana maç kurtaracak. Tabii bunun karşılığının maç verilmesi kurtaracak. Lazım. Maç alacak. Yani böyle 10 numarada da 8 numarada da biz Berkan'ı, Sergio'yu, Kerem Demirbay'ı izledik ya. Şimdi Gabriel Sara geldikten sonra artık o bölgede yani kimse Kerem'i izlemek istemez. Berkan'ı izlemek istemez. Mertens'i rahatlatacak bir Gabriel Sara olacak mesela. Mertens daha etkili olması lazım yaşa vurgu yaptığımız zaman.
İkisi bir arada 8-10 gibi değişerek oynayacak. Aslında tüm bunların başında savaşçının bir bütün olarak baktığımızda tüm paydaşların, işte federasyonun, hakemlerin, yöneticilerin, başkanların, futbolcuların, takımların adil düzene katkıda bulunması lazım. Çünkü biraz şiraze kaydı sanki bizde. Eleştiri odaklarına baktığımız zaman işte federasyon bilmem kimi şampiyon yaptı. Hakem öbür tarafı şöyle yaptı. Yani bu adil düzene herkesin katkıda bulunması lazım bence. Çünkü şöyle dışarıdan baktığımızda ligimizin kalitesinin düştüğü belli. Neden? 400 küsür milyon dolarlardan 100 milyon dolarlara düştü. Kulüplerin gelirleri azaldı. Bunu nasıl çözebiliriz ama... hocam? Nasıl? Bunu nasıl çözebiliriz? Mesela baş bitti. Batu Şahin'in golünde 4 tane eski hakem diyor ki offside, 3 tane diyor ki asla offside değil diyor. İşte penaltı tartışması var. Kırmızı kart tartışması. Birinci hafta biz hakemler tartışarak başladık. Mesela adil düzeni normale getirmemiz için ne yapmamız lazım? Savaşçım. 20 kere seyrediyorlar, hala karar veremiyorlar değil mi? Adam orada tek başına bir saniyede karar veriyor. Aa, ona katılmam. Şimdi, tek başına karar veriyordu. Artık tek başına artık değil. Var. Artık Riva sistemli bir olay var. Tamam. Orada bir dakika hocam diyor, bekle diyor. Seni diyor. Şimdi mesela Icardi'nin pozisyonunu ele alalım. Ben Fenerbahçeliyim. Ama santrafor oynadığım için Icardi'nin pozisyonunun tartışılması bile abesle iştigaldir bence. Neden? Penaltı. Penaltı. Çünkü vuruş anında, ben çünkü o vuruş anını yaparken çok yaşadım o pozisyonu. Ayağını kaldırdığında rakip dokunduğu dakika dengeyi bozuyor. Dengem bozuyor, penaltı. Hmm. Ve biz öyle eskiden var olmadığı için çok penaltı pozisyonu verilmedi bize. Korkuyorlar hocam. İşte burada mesela bazı oyuncular işte söylemiyor, yorumcular. Ya söyleyelim işte, bu adil düzeni herkes uysun. Yorumcuları. Biz yorumcular da bu adil düzeni olmamasında katkıdayız. Ne kadar güzel. Yorumcuların da buna katkıda Zafer bulunması abi söylediği lazım. Ne kadar güzel. Icardi'nin pozisyonunun penaltı olduğunu. Bir forvet oyuncu, bir golcü olarak bu pozisyon penaltı. Ama o pozisyonun içinde olan eski futbolcu, bazı yorumcu, bazı amigo sosyal dijital yayıncıları. Ya görüyorsunuz bu pozisyon. Penaltı değil mi? Yani offside değil yani. Bunları bizler... Offside pozisyonu sizce hocam? Evet, 50 kere falan ben de seyrediyorum. Ya neresi offside acaba bunu diyorum. İşte buyur. Yani, ya bu tartışılacak bir şey değil. Şimdi mesela ben bunu geçen yayında da sohbette arkadaşlarımla konuşurken ben dedim ki bunu 50 kere de ben izlemişimdir. Donduruyorum, geriye bakıyorum, tekrar bakıyorum. Offside göremiyorum. Sen diyor 4 tane hakemden daha iyi biliyorsun diyor. 4 hakem demiş ki bu pozisyon offside. Hayır, insanlar... İstediği şeyi duyduğu zaman mutlu oluyorlar. Ama gerçek o değil. Gerçek o değil ya. Penaltı penaltı kardeşim. Şu anda var ya hocam, bazı Fenerbahçeliler sana, bazı Fenerbahçeliler kızıyor sana. Ya kızabilirler. İşte bak, kızsınlar, ne kadar önemli güzel. Değil. Ama ben de şunu söylüyorum. Ben Fenerbahçeliyim kardeşim. Ama ne olursa olsun ben kazanayım demiyorum. Ben hakkımla kazanayım orada. Adil olayım. Yani her şey yıkılsın, dünya yıkılsın, ben kazanayım. Yok böyle bir şey. Çok güzel bak. İşte bunları duydukça o kadar mutlu oluyorum ki. Bana mesela diyor ki ya sen ne biçim Galatasaray'ın hakkını savunmuyorsun orada. Ya benim aşkım Galatasaray'ın hakkını savunmak değil bu ki. Bu hiç kimsenin görevi birini sen, savunmak ilk değil. İlk önce diyorum ki Galatasaray'ın hakkını savunması gereken orada 15 kişilik bir yönetim var. Onlar savunsunlar. Onlar tezini, görüşlerini belirsinler. Tabii. Ben onun üzerinden yorumumu yaparım diyorum ondan sonra. Şimdi 14 pozisyona girmişim. Gol atamamışım. Rakip gelmiş bir tane atmış. O hakem böyle. Allah Allah. Peki. Yok böyle bir şey. Yani. Peki. Şimdi Beşiktaş'la devam etmek istiyorum. Siyah beyazlılarda Süper Kupa zaferinin ardından lige de 3 puanla başlamayı başardı. Moraller yerinde diyebiliriz. Samsunspor'u 2-0'la mağlup etti Beşiktaş. Galibiyetle başladı. Haberimizi bir izleyelim. Sonra siyah beyazlıları da konuşalım. Evet, bu arada Beşiktaş'ın efsane başkanı, Türk futbolunun aslında efsane ismi Süleyman Seba'nın vefatının 10. yıl dönümü bugün. Bir kez daha kendisini rahmetle analım. Türk futbolunun gerçekten örnek bir ismi. Centilmenlik, sportmenlik deyince akla gelen ilk isim. 2 saat önce de bir anma töreni yapılmıştı Beşiktaş Kulübü tarafından. Ekrana da getirmiştik. Hazır Beşiktaş'a geçmişken de söylemiş olalım. Bir iki cümle alayım sizden. Sonra değerlendirelim. Süleyman Başkan hakkında mı? Evet. Hepimizin hakikaten çok çok sevdiği, canımız abimizdi, babamızdı, geri gelince arkadaşımızdı. Biz hangi kulüpte olursak olalım, Allah korusun bir sakatlık olduğunda, inanın bizim kendi yöneticilerimizden, takım arkadaşlarımızdan önce Süleyman abi gelirdi bizim yanımıza. İnanırım, evet. Çok sevilen sayılan birisiydi. Allah
Gani Gani rahmet eylesin. Allah hakikaten Gani Gani rahmet eylesin. Ben de tanıdığım, röportaj yapma imkanım çok fazlasıyla oldu. Yaşarken o değeri gören bir insandı. Akatlar Spor Kulübü, bütün yönetimler, toplantılar orada olurdu. Akatlar Spor Kulübü'nün karşısındaki o büstünün açılışında Türkiye'de ne kadar takım var, üst düzey takımlar, alt takımların bütün başkanları oradaydı. Yöneticiler, futbolcular. Hakikaten çok sevilen, sevinmekle kalmayıp Türk futboluna çok büyük emekleri olan, Beşiktaş için, Türk futbolu için çok evet. Keşke Süleyman Sebalar'dan şu anda birkaç tane daha olabilse de bu Türk futbolu nasıl nerelere gelir? Onun adaleti de olsa keşke. İşte, aynı adaletle, aynı kişilikle. Evet. Peki, şimdi Beşiktaş'ı izledik, galibiyetle başladı. Dedik, hocam hemen size döneyim. Özellikle yeni transferlerinden, özellikle Rafa Silva'dan çok büyük bir katkı alıyor Beşiktaş. Ve aslında bu yeni transferler biraz geçen sene eleştirilen oyuncular üzerinde de sanki olumlu bir etki yapmış gibi. Van Bronckhorst'un sistemi şu an itibariyle en azından başlangıç aşamasında işliyor gibi bir görüntüsü var Beşiktaş'ın. Nasıl yorumlarsınız? Tabii Beşiktaş gibi büyük camiaların böyle silkelenmeye evet. ihtiyacı olduğu bir dönemde Rafa Silva transferi başta olmak üzere takıma büyük katkı sağladı ki zaten kariyeri belli. Hı hı. Beşiktaş'a da büyük katkısı olacağı belli. Onun yanı sıra Beşiktaş'ın diğer yabancı oyuncuları başta olmak üzere hepsi formda başladı. Evet. Ve demin bahsettiğiniz gibi Galatasaray'ın savunma zafiyetini çabuk çıkarak, geçiş oyunlarında iyi oynayarak, çok çabuk çıkarak o zafiyeti kullandılar. Hı hı. Aynı performansla devam ettiklerinde biraz daha özgüvenleri çoğalacak. Çünkü geçen sene artık sersem oldular. Evet. Beşiktaş taraftarı da coşkulu taraftar. O taraftarın baskısı da bir nebze bu iyi başlangıçla beraber kırıldı. Onları da yanında hissettikleri zaman Beşiktaş bu işe dahil olacak belli. Peki. Savaş. Ben bir defa Van Bronckhorst'un hep bunu söyleyeceğim. İmza töreninde bile gözünde başarı olan, böyle bir başarı isteği olan bir hocayı görmüştüm. Çok disiplinli. Yani evet biz Ziraat Türk Kupası kazanmış Beşiktaş vardı ama geçtiğimiz sezonu çok tarihin en kötü başarısız döneminden gelip bu takımı toparlayabilmek kolay değil. Takım olma yolunda her geçen gün biraz daha ileri doğru gidiyorlar. Diyor. Çok disiplinli bir ekibi varmış hocam. Araştırıyorum. Özellikle o 3-4 yardımcısından bir tanesi en son çok istediği bir yardımcı vardır. Hocalar için ikinci adamlar çok önemlidir. Çok. Başarılara bakalım hep sayarım mesela. Ben Sergen Hoca'nın en başarılı zamanı, Fatih Hoca'nın en başarılı zamanı, Şenol Hoca'nın, Abdullah Hoca'nın. O başarı varsa ikinci adamımız çok iyi olacak. Israrla istediği adamı getirdi. Antrenmanlarını bazen izliyorum ben. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın böyle televizyonlarda hep izlerim. Onu çok net bir şekilde görüyorum. Bu sezon çok yarışmacı bir Beşiktaş olacak. Bir transfer daha yaptılar. O da hayırlı olsun. Yani kağıt üzerinde baktığın zaman Beşiktaş her geçen gün... İstanbul'a geldi. Evet, Ennur dün geldi. O da önemli bir katkı sağlayacaktır. Orta sahasına da, hücuma da önemli. Zaten çok önemli bir orta saha oldu. Hücumcu bir Beşiktaş oluştu. Ben önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın bu lige çok daha keyif vereceğini düşünüyorum. Kadroya baktığın zaman geçen sene... Hep aynı isimleri görmekten ve kızdıkları, eleştirdiği oyuncular vardı. Ama size her an maçı çevirecek bir defa 3 tane çok net oyuncunuz var. İşte stoperde de gördük mesela. Paulista da bu hafta golünü attı. Önümüzdeki haftalarda yeni transferden sonra belki 1-2 transfer daha çok bir defa yarışmacı bir kadro oluşacak. Hasan Arat'ın sezon başında yaptığı açıklamalar, Feyyaz Hoca'nın, Samet Hoca'yı zaman zaman çok eleştirdiğim oldu ama şu anda ekip halinde çok iyi gidiyorlar. Yani sonuç belki çok iyi futbol oynamadı Beşiktaş. Çünkü sezon başı bunları normal karşılamak lazım. Takımda 3-4 tane yeni oyuncunuz var. Sağ bekte Svensson gidebilir mi acaba diyordum burada. Raşitsa bir maç önce çok iyi. Bu maçta biraz daha soğuması böyle geçen seneki performanstan sonra toparlanması biraz zor olabilir onun ama o beceri var. Takım tabii ki biraz yani. Daha güçlenince, takım daha iyi olunca, bireysel yetenekler çok daha ön plana çıkınca biraz daha ön plana çıkabilir. Ama erken yani eleştiri yapmak için erken. Şu andaki tabloda farklı bir Beşiktaş galibiyeti Galatasaray'a karşı. Artı bu galibiyet bence sezon başında bunlar güzel şeyler. Ama Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu bir zamanda çok güzel bir tespitte bulunmuşsun Savaş'cığım. Futbolcuların Güzün hocası, Güzün ablası ikinci yardımcı hocalardır. Onunla dertleşir, onunla konuşur, sorununu ona anlatır. O da çoğu şeyi teknik direktöre iletmeden kendi arasında çözer. Onu daha çok sever futbolcular. O yüzden iyi bir tespitte bulunmuşsun. Eğer o detay varsa Beşiktaş'taki ikinci adam, üçüncüsü de Serdar Hoca, Ziraat Türk Kupası'nı aldı. Evet. Beşiktaş'ın çocuğu. Hani hangi hoca gelirse gelsin dedi, takımı tanıyor.
Oradaki işte şey, Galatasaray burada ben ona vurgu yaptım. Yani yönetimsel anlamda biraz sahipsizlik var. Şimdi İrfan Hoca, İrfan Saray, Okan Hoca'nın teknik adamlığa başladığından beri yanında. Eli ayağı her evet. şeyi. Şimdi burada Beşiktaş'ta çok yine çalışkandır. Hocam, çok bizim camiamızdan geliyor. Hamza Hoca'nın zamanında Allah rahmet eylesin. Ural Hoca'nın şey, vefat ettikten sonra Hamza Hoca'nın mesela en iyi sağ kolu mesela orada ayrıldı. Yerine birini bulamadı. İkinci adamlarınız ise başarılı olursunuz. Evet. Yani çok buna net. Katılıyorum. Çünkü hoca her şeye yetişemez. Hoca birebir de bir futbolcuyla konuşur ama oyuncu değişiklikleri de dahil mesela bunda. Oyuncu değişiklikleri de. Hocalar yetişmesin de zaten. Değişik egolara giriyorlar. İyi yapayım derken kötü oluyor. Egoda hoca bizi, sadece yani, teknik taktikle mi ilgilensin diyorsunuz? Evet. Ego da bizim hocalarda hiç olmaz zaten yani. Böyle hele biraz başarı varsa hemen o da herkes neden moruyor. Savaş biliyor musun? Aslında bu sorun biz kendimizde, eski futbolcularda. Bizler hemen daha futbolu bırakır bırakmaz bir teklif geliyor teknik direktör o. Daha hazır değilsin. Kendini geliştirmemişsin bu konuda. Ve ne oluyor? Belki de var olan yeteneğini sergileyemeden teknik direktörlük kariyerin bitiyor. Ya bizde de kabahat var. Biz kendimizi yetiştirmek istemiyoruz. Hocam o kadar güzel. Nasılsa işte ben Zafer'im, ben Sergen'im, ben Oğuz'um. Bana teknik direktörlük teklif edilecek. Böyle olmamalı bu. İşte sindire bu, sindire o kadar gelsek. Güzel bir şey ki hocam. Hemen aklıma bir şey geldi. Mehmet Hoca'nın kulakları çınlasın. Yıllar önce Antalya kampındayız. Tudor Galatasaray'a geldiği sene Karabük'ten. Snyder ve Çetçü'yü takımdan yollamıştı. Çetçü de Başakşehir'de şeye gittik röportaja. Snyder'le ikisini yolladı çünkü geldikten sonra. Yönetimle beraber tabii ki ama Tudor hala kendini dedi. Juventus'taki o futbolcu Tudor zannediyor dedi. Bak, o kadar güzel bir şey söyledi ki orada. Yani bazen bazı insanlar o futbolcundaki yıldızlığı burada yalamıyor. Futbolcular mesela sahaya futbolu bıraktıktan sonra hala kendisini o şeyde zannediyor. Olmaz. Yapmayacaksın ya, işte olmaz bunu. Olmaz tabii. O şimdi, ego çok farklı bir şey. Friki çalıştırıyorsun. Friki iyi yatan bir oyuncuydun eskiden. Ondan sonra şimdi normal vatandaşız. Oyuncu atamadığı zaman bak böyle vuracaksın. Böyle bir şey yok abi. Oyuncu da içinden diyordur ki ya o zaman gel sen vur kardeşim. Yani evet. Oluyor off the record'da bunlar neler yani, diyoruz hocam. Yani burada teknik adamlar için futbolcular böyle birebir çalışmalarında. Futbolculuğu bırakamıyoruz. Bırakamadan teknik direktörlük kariyerine başladığında kariyerinde kısa oluyor. Sergen Hoca mesela bir gün diyor pozisyon vermeyeyim. Benim yaptıklarımı yap sen de koşma diye mesela. Ya, bu benzetmeler çok fazla oluyor yani. Peki şimdi Beşiktaş'ta hala transferin bir taraftan devam etmesini de bekliyoruz. Hala evet iyi başladı ama eksik, aksayan noktalar da var. Özellikle savunmaya belki hocam vurgu yapabiliriz yine. Başka hangi bölgelere takviye yapması gerekiyor Beşiktaş'ın? Şimdi Beşiktaş geçiş oyunlarını iyi oynuyor, çabuk çıkıyor. Ama çabuk çıkmanın bir zafiyeti vardır. Arka boşalıyor. Tabii arka boşalıyor. Defansla hücum arasındaki mesafe çoğalıyor. Defans güvenliği kayboluyor. Hı hı. Şimdi o defanstaki göbekteki oyuncu da Paulista mı? Paulista. O da ileri çıktığında defansa bence çabuk bir adam gerekiyor. Veya defansın önüne Torreira gibi, Fred gibi ondan sonra bir kontrol oyuncusu takviyesi düşünülebilir. Svensson dediğin gibi sağ bekte Adana Demirspor'daki performansını çok gösteremedi. Yani desinlere oynuyor gibi. İlk 11'i tamamlıyor kardeşimiz. Belki o bölgeye bir takviye yapabilir mi bilmiyoruz. Sol bek de hala konuşuyor hocam. Masaoku da mesela. Yani evet. Hem sağ bek hem sol bek. Masaoku. Başında hani, bu işin kurdu var. Samet Hoca, Efe Yaz kardeşimiz. Bunlar bir planlama yapıyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü bu sene onlar için kritik. Mesela hücum hattına baktığın zaman gerçekten de ateş ediyor. Ama böyle geriye doğru baktığın zaman sağ bekiniz, sol bekiniz ve stoper hattı. Ya ben şimdi stoper hattına bir tane daha transfer lazım diyorum. Mutlaka bir transfer lazım. Biraz lazım. Lider karakterli tabii, bir oyuncu. Tabii. Orada evet. Geriden oyun kurabilecek, orada liderlik yapabilecek kim gibi? Savic. Savic mesela çok yani önemli bir transfer. Hakikaten önemli bir transfer. Direkt Savic diyorum çünkü Beşiktaş'ın aslında ilk gündemine gelen isimdi. Daha yani sonra Trabzonspor. Şimdi mesela herkes Beşiktaş, Galatasaray, işte Fenerbahçe böyle bir adamı nasıl alamadı? Trabzonspor mesela transfer politikasında yanlış adam aldı, doğru adam aldı eleştirebiliriz ama her sezon lig bitiyor. Hatta lig bitmeden 1, 2, 3, 4, 5 geliyor. Kimine göre çok yapmış oluyor, kimine göre yanlış transfer ama yapıyor. Bir planlama var. Trabzonspor da mesela oyun olarak geldiğimizde konuşacağız. Evet. Ama Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bunlar transferde hep biraz geriden gidiyor. Savic şu anda bu Beşiktaş'ın tam göbeğinde oynayabilecek bir adamdı. Şenol Hoca'nın gönderdiği stoper neydi? Bizim Güvenç Hoca'yla benim çok sevdiğim. Saiz. Saiz mesela. Bu takımda mesela evet. Şimdi tabii şu anda 2 yaş daha aldı ama o Saiz olmuş olsa. Öyle bir oyuncu yani. Orada liderlik yapabilecek bir oyuncu.
Bence yapacaklardır. Burada fırsat transferi kovalanıyor. Çünkü Beşiktaş da transfere çok ciddi bir bütçe ayırdı. Bundan sonraki süreçte kiralık mı olur? Ya da takımlarda Premier Lig'de biliyorsun son güne kadar çok hareketli geçer. Son gün dışarıda kalan oyunculardan alacaksın. Orada da işte ne kadar hazır gelecek? Orada takımla beraber çalışmamış olabilir. Bizdekiler gibi mesela dışarıda kalan. Şimdi Galatasaray'da Sergio Oliveira var mesela. Geçen seneden beri gitti. Bu sezon takımda kalma şansı hiç yok. Mesela alan oyuncu, alan takım maç oynamamış bir Sergio Oliveira alacak. Yani böyle oyuncu aldığın zaman da sıkıntı olabiliyor zaman zaman. Evet. Bir de Beşiktaş'ta yönetim bazında eski futbolcular görev yapmaya başladı. Bence çok önemli bir kriter ve kritik bir nokta. Çünkü bunlar başarılı olduğu zaman eski futbolcuların hepsinin önü açılmış olacak. Ki yönetimlerde bence eski futbolcular olmalı. Ve başkanlar ve yöneticiler de bu egoları bırakmalılar. Ya eski futbolcular çok bildiği için onları yanlarında istemiyorlar. O kadar güzel bir yere değindi ki bunu hep söylüyoruz. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nun içinde eski futbolcu olsun, futboldan gelen insanlar dedik. Evet. Hamit Altıntop'u getirdik. Onda da bir ego vardı mesela. Benim Türk futboluna da Türk futbolun bana ihtiyacı var dedi. Ömür boyu da onun şeyinde kalacak o açıklama mesela yani. Sağ olsun ya. Ya o kalacak. Ay, sonra yani açıklamasını da yaptı fark ama etmez. İşte bazı fark açıklamalar etmez. Peşinden geliyor. Ben mesela Hamit Altıntop'u Galatasaray'dayken yani transfer sürecini aşağı yukarı 7-8 sene Galatasaray yazıp sonra son dönemlerine gelmesi. Bir gün hatırlayalım maçtan sonra masaya yumruğunu vurması, işte ego patlaması. Türk futbolu bana değil, benim yani. Savaşçım, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı arkadaşlarımız genelde bu şeyi yaşıyorlar. Burada mesela Samet Hoca'yı da ben o konuda çok eleştirdim. Santos öncesinde bir basın toplantısı yaptı uzun bir süre. Futbolun patronu benim. Sadece futbolun değil, kadın futbolunun patronu da benim. Futbolun da şeyim, her şeyin patronu benim dedi mesela. O zaman o futbolun orada patronu demeyeceksin. Futbolun patronu dersen futbolun patronusun. O zaman voleybolun, evet, basketin şunu yumruğunu olamaz. Hayır, kadın futbolu da verdi yani, her şeyiyle dedi hatırlarsanız o basın toplantısı. Ben mesela uzun süre eleştirdim orada yani. Bunu söyledikten sonra. Ama Savaşçım, Samet abi Beşiktaş'a verdiği hizmetlere baktığımızda çalıştığı dönem, teknik direktörlük yaptığı dönemler falan bence çok haksız yere eleştiriler aldı. Ve o da içinde galiba yer etmiş. Ondan sonra o duyguyu dışa vururken o süreçte de hata yapabiliyor. O ama süreçte de iyi bir Beşiktaşlıdır. Ya Beşiktaşlı'nın asla Rıza Hoca'nın, Samet Hoca'nın, Feyyaz Hoca'nın, Ali Hoca'nın, Gökhan Hoca'nın, bunların Beşiktaşlı'nın asla laf söylemez. Bunlar hakikaten yani Beşiktaş'ı imlik imlik ilemiş ve her şeyini Beşiktaş'a vermiş insanlar. Son bir dakika. Kesinlikle Beşiktaş için çok büyük mücadele vermişler ve vermeye de devam ediyorlar. Ama bazen baktığın zaman da ben de şurada keşke bunu söylemeseydim diye biliyorlar yani. Demesi lazım ya hatta yani. Bu hafta da Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş. Yine kritik bir mücadele. Çünkü Antalyaspor'da transferlere devam ediyor. Zayt ve Crespo'yu gündemine aldığını bir önceki saatte söylemiştik. Süremizin de sonuna geldik. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Savaş, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel spor bir yayın oldu hocam. Spor ajansını noktalıyoruz. Yani gerçekten çok keyifli oldu. Ağzınıza sağlık. Mutlu günler. Hoşça kalın.